İşte bu son parça. Kulemiz tamamlandı. Sen öylesin. Bomba. Al bakalım. Cüh, bu nasıl oldu böyle? Çok heyecanlı. Ver şunu bana. Peliş oyuncağına hoşça kaldı. Sen niye bu kadar kötüsün? İşte kurtarıcın geldi. Ha? Bu da kim? Ben süper anneyim ve gözüm senin üstünde. Kim, benim mi? Çık bakalım buradan. Ama oyuncaklarımın hepsi mahvoldu. Birazdan her şey yoluna gelecek. O işi sen bana bırak. Sonuçta ben bir süper kahramanım. Ah, neler oldu böyle? Ay yok artık. Henüz yeni başladım. Bu inanılmaz. Şuraya küçük bir kesik atıyoruz. Şuna bir bak. Vay canına, bana kedicik yapmışsın. Çok teşekkür ederim. Bibi, belki bir spor araba istersin. Yaşasın, her şey daha iyiye gidiyor. Her zaman bir köpeğim olsun istemişimdir. Harikasın. Pardon, benim gitmem gerekiyor. Birinin daha yardıma ihtiyacı var. Görüşürüz. Bu yapabildiğinin en iyisi mi yani? Seni fazla zorlamıyorum yalnız. Sana gününü göstereceğim. Hayır! Of, kaybetmekten nefret ediyorum. Buna alışsan iyi olur. Artık bu oyunu oynamayacağım. Aa, böyle yapma ama. Beni rahat bırak. Ve bunun altından çıkmayacağım. Şimdi ben ne yapacağım? Aa, buldum. Bu kartonu kullanabilirim. Bununla bir şato inşa edeceğim. Önce duvarlarla başlayacağım. Güzel oluyor. Şimdi bize bir parça daha lazım. Üst kısmını bu şekilde kesiyoruz. Aynen böyle. Bu parçaları kesip ayırıyoruz buradan. İşte kolayca hallettik. Süper oldu bence. Şimdi bunu şatoma ekleyebilirim. Alt kısmına uzun bir şerit ekleyeceğim. Aa, bir şey eksik kaldı. Bizim bir kapıya ihtiyacımız var. Onun için tam olarak ne yapacağımızı biliyorum. Kurşun ve gazlı kalemleri böyle birbirine bağlıyoruz. Kurşun kalem ortaya tutup ipi gezdiriyoruz. Ve bir daire çiziyoruz. Ama daha işimiz bitmedi. Şimdi dikine çizgiler ekliyoruz. Buraya iki çizgi daha ekliyoruz. Sonra çizgileri takip ederek kartonu kesiyoruz. İşte bu kadar kolay. Bu bölümü kesip alıyoruz. Şimdi de üste küçük kesikler atıp o kısmı geriye katlıyoruz. Bu kesik yerleri bantla yerine sabitliyoruz. Aynı şeyi daire boyunca yapıyoruz. Birazdan harika görünecek. Şimdi sıra son dokunuşlarda. Parçaları güzelce yukarı bantlıyoruz. Aynen böyle. Yalnız bir şeyler eksik kaldı. Ve sıradaki işlem. Her şatonun açılır bir kapısı olur. Hadi biz de bir tane yapalım. Kartona iki delik açıyoruz. Sonra bu deliklerden ip geçiriyoruz. İpi köprümüze bantlıyoruz. Oo, harika çalışıyor. Vay canına, müthiş olmuş. Keşke benim de bir şatom olsaydı. Aa, sen misin yine? Yalnız bu kule yok şatonda. Doğrusunu istersen haklısın. Hadi onları da ekleyelim. Kuleyi buraya koyalım. Şimdi bir bayrağa ihtiyacımız olacak. Bu harika bir fikirdi. Bayıldım. Kulenin tepesine bak. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Sen olmadan bunu başaramazdım. Yardımcı olduğun için mutluyum. Şu an çok eğleniyorum. Bu kulede pencerelere de ihtiyaç var. Önce dış hatlarıyla başlıyoruz. Güzel oldu. Şimdi çizdiğimiz yerleri kesiyoruz. Bu kısmı için bir sürü kullanıyoruz. İşte kesildi. Burası harika bir balkon olacak. Sanırım işimiz bitti. Ben pek emin değilim. Ah, buldum. Kulelerin etrafına karton bloklar yapıştıralım. Bu parçalar üst kısma destek olacak. Şimdi de pencere pervazına ihtiyacımız var. Bu parçaların gerçekçi görünmesini istiyorum. Aa, iyi düşündün. Bu parçalar duvarın tuğla gibi görünmesini sağlayacak. Onları şatonun dış duvarına yapıştırıyoruz. Yalnız şatoda biraz yeşilliğe ihtiyacımız var. Bu sarmaşıklar çok güzel yakıştı. Kulelerin ve duvarın çevresini sarmaşıkla kaplıyoruz. Çok güzel gerçekten. Meşaleler şatoya ayrı bir hava katacak. İşte bitirdik. Bak bende ne var. Yaşasın. Aklımı okudun resmen. Çok büyülü görünmüyor mu? Öyle gerçekten. Hayal ettiğimden bile güzel oldu. Tam prenseslere yakışır bir şato. Yani beni kastediyorsun değil mi? Elbette. O zaman neyi bekliyoruz? Hadi içine girelim. Ben de bunu söylemeni umuyordum. Vay canına. Hiç şatoda yaşayacağımı düşünmemiştim. Haftanın en hoşuma giden zamanı. Taptaze çarşaf günü yani. Muhteşem kokuyor. Yazın çayırların koktuğu gibi. İnanılmaz. Mutlu olduğum yeri buldum. Hadi çarşafları serelim. Görünürde tek bir kırışık bile yok. Adeta bir sanat eseri. Aa, neler oluyor? Anne bak, gökyüzüne dokunabiliyorum. Olamazsın. Ne yapıyorsun sen? Benim muhteşem çarşaflarım. Dur hemen.
Oo, hata yaptım sanırım. Uf, bunu nasıl yapabilir? Şuna bir çare bulayım. Belki bu kartonu kullanabilirim. Kartonu yatağın üstüne koyup lekelerin üstünü kapatıyoruz. İşte oldu. Tatlım, gel hadi içeri. Harika bir şey var burada. Üzgünüm anneciğim. Aa, bu nedir? Kafam çok karıştı. Bunun üstünde zıplayamam ki. Yaşasın, işe yaradı. Daha fazla harika video için beğenin ve abone olun. Bugün bir sürü şey işleyeceğiz. Aa, orada dur bakalım küçük hanım. Üstünde ne saklıyorsun sen? Ah işte. Muz var cebinde. Kuralları biliyorsun. Yiyecek malzemesi yasak. Peki o zaman ben de şimdi yerim. Sorun yok o zaman. İnsanları bir şey yerken izlemek çok can sıkıcı. İşte hallettim. Hey! Böyle bir şey yapamazsın. Hemen al onu yerden. Siz ciddi misiniz? Of peki. Olamaz. Of. Yok artık. Bu ayakkabı da ne? Of. Anlaşılan uçan tek şey ben değilim. Çok ağır bu ayakkabı. Bunun içinde ne var böyle? Kopya notları mı bunlar? Buna inanamıyorum. Bunlar hiç muza benzemiyor canım. Bu nedir, açıklamak ister misin? Yok hiç sanmıyorum. Utanç verici. Bir anda bir sürü şey geldi başıma. Aptal muz. Şimdi ne yapacağım? O kopyalara çok ihtiyacım vardı. O zaman hemen bir çaresine bakayım. İşte matematik problemine basit bir çözüm. Umarım burada yeterince boşluk vardır. Ama bir dakika. Bir dakika. Şimdi bu formülleri güzelce gizleyelim. Aksi halde her şey anlaşılabilir. Yazılar tasarımın bir parçası gibi görünmeli. Ayakkabı tasarımcıları, bunu bir not alın bence. Yeni moda akımı bu artık. Şimdi bunu test etme zamanı. Geri geldim öğretmenim. Dur bakalım, kopya var mı? Aha, bir saniye. Bakın hiçbir şey yok. Gir bakalım, tamam. Görüşürüz. Öğretmen ne uğraştırdı beni. Ama çok fazla zamana ihtiyacım yok zaten. Cevaplar neredeyse burnumun dibinde. Hiç fena gitmiyor. Halbuki insanlar kimyanın zor olduğunu söylerler. Artık şimdiden cebimde diyebilirim. Çok güzel değil mi? Yaşasın, tam zamanında geldim. Kimli mi o? Saçına bak. Vay canına. Gösteri zamanı. Pardon. Merhabalar, nasıl gidiyor? Merhaba. Onu tavlayabileceğini mi sanıyor? Oyuna ben de katılayım da görsün. İşte başlıyoruz. Olamaz, kazam. Çok fena oldu. İnanılır gibi değil. Şimdi ne olacak? Birisinin başı belada gibi. Ama bu beni hiç ilgilendirmez. Bu benim en sevdiğim kazamdı. Bir dakika. Bu biraz örgü şişine benziyor sanki. O zaman kaza onarmaya hemen başlayalım. Şimdi tüpü çıkarıp ipliği sokuyoruz. Ve tüpü tekrar içine itiyoruz. İpliği tüple kalemin içinden itip ucundan dışarı çekiyoruz. Sonra ipin ucunu biraz kesiyoruz. Şimdi bize bir yapışkanlı not kağıdı lazım ve iki parça çift taraflı bant lazım. İpin ucunu buraya yapıştırıyoruz. Üstüne bastırıp ipliği böyle yapıştırıyoruz. Artık istediğimiz tasarımı yaratabiliriz. Üstelik bunu zahmetsizce yapabiliriz. Neredeyse bitirdik. İşte oldu. Şimdi fazlalığı kesiyoruz. Çok güzel oldu. Bu işe gerçekten kalbimi verdim bak. İşte başlıyoruz. Bu senin için. İster misin? Vay canına. Bu bir kalp mi? Demek benden hoşlanıyor. Beni istediğin zaman ara. Telefonunu bekliyor olacağım. Yaşasın. Gerçekten mi? Yok artık. Ama o benim timimdi. Sanırım benim timimi kastediyorsun. Bu büyük saçmalık. Çok heyecan verici. Evet, anladım. Evet. Beni biri arıyor. Evet, sanırım bugün zamanım var. Evet, zamanım var benim de. Yani sanırım. Of, olmuyor. Benim de bir yetişkin saatim olması lazım. O zaman ben de bir tane yaparım. Önce akrep ve yer kovanı çiziyoruz. Ben seni birazdan ararım.
bir kol saati istiyorsun demek. Tatlım gel buraya. Hadi kendi saatimizi yapalım. İlk olarak saat kadranını, sonra da çerçevesini yapıştırıyoruz. Daha sonra ters çevirip arka tarafını yerleştiriyoruz. Süper. Şimdi sıra işin eğlenceli kısmında. Merhaba Kitty. Neden biraz bizimle takılmıyorsun? Bu parçayı arkaya yapıştırıp saatimize biraz renk katıyoruz. Pembe harika yakışacak bence. Şimdi parçaları birleştiriyoruz. Ve en sevdiğin saati içine sokuyoruz bak. Nasıl olmuş? Eva bak bakalım. Aa, hadi tak bileğime. Bu gerçekten benim mi şimdi? Dur saatin kaç olduğuna bir bakayım. Müthiş. Pekala artık işe dönebilirim. Evet ben de. Tamam hemen ilgileniyorum. İşte bir şey benzemeye başladı. Sende durum nedir? Eva, bir sihirbazlık numarası görmek ister misin? Aa, peki. Kulağının arkasında bir şey var. Ne? Ah, zengin oldum. Başka bir şey daha var mı? Bir bakalım. Vay canına, bu oyuna bayıldım. İşte bir tane daha. Bu çok eğlenceliymiş. Bunu da unutmayalım o zaman. Ve bunu da tabii. Peki ya burası? İşte geliyor. Şu paralara bak. Harika. Bu paraların hepsi senin. Oh, müthiş. Paralarımı saklamam lazım. Yalnız o kese küçük sanki. Hepsi sığmayacak gibi. Gir içeri. Hadi ama. Anne bak. Bir türlü olmuyor. Olmaz diye bir şey yok. Şunu izle. İlk olarak kartonu kaplıyoruz. Sonra bu kısa çubukları batırıp üstlerine bu yayları koyuyoruz. Sonra bu parçayı koyup karton parçasının içinden geçiriyoruz. Şimdi bu tahta parçasını yapıştırıp paraları içine koyuyoruz. Kutunun üstünü kapatma zamanı geldi. İşte oldu. Dışının daha eğlenceli görünmesi için buraya sevimli bir yüz ekliyoruz. Birisinin paraya karnı acıkmış. Bu şeye bütün paranı saklayabilirsin. İyi de nasıl? Dur sana göstereyim. Hazır mısın? Parayı dilinin üstüne koyup buna basıyoruz. Hadi şimdi sen dene. Harika, hadi bakalım. İşte koydum parayı. Afiyet olsun. Vay canına, müthiş. Hepsini atmam zaman alabilir tabii. Ne dedin? Karnı hala açmış. Daha fazla harika video için beğenin ve abone olun. Heyecanlanıyor musun? Bunu haftalardır bekliyordun. Umarım köpek balıklarını da görürüz. Hadi bakalım. Umarım deniz gözlüğü getirmişsindir. Kapalı mı? Bunu nasıl bilemedim? Başka bir gün geliriz canım. Of, bazen böyle tatsızlıklar oluyor. Ama hayat böyle değil mi? Ne yapabiliriz ki? Şuna bir bakayım. Bunları buraya sokarsam çok ilginç bir şeye dönüşür. Vay canına! Bu kendi evimizin ahtapotu oldu. Buna bayıldım. Suyun dibinde yüzüyor bak. Hayal gücü önemlidir. Anneler de öyle. Daha fazla harika video için beğenin ve abone olun. Hey anneciğim, bir dakika kalabilir miyiz? Peki ya hamster'ın? Onun sonu hiç iyi olmadı. Ya da balığının? O da sana sadece bir hafta dayanabildi. Olmaz, üzgünüm tatlım. Olamaz mı? Hayatımı mahvediyorsun sen. Bundan nefret ediyorum. Sakin ol. Başka neyle oynayabilir acaba? Oyuncaklarını çok sevdiği kesin. Acaba yapma bir evcil hayvan olsa nasıl olurdu? Bak, kartondan köpek yaptım sana. Bu benim için mi? Vay canına. Bu benim yeni en iyi arkadaşım olsun. Yaşasın, harika bir köpek bu. Neyse ki kartondan kolayca halledebildim. Hadi uç ufaklık.
Evet, saat 5'te mi? Tamam, olabilir. Yoksa 6'da mı iyi olur? Ah, ne diyeceğim, ben seni birazdan arayayım mı? Bu masamın hali ne böyle? Yay! Artık barbekü önüne dönüşmüş. Çok güzel. En iyisi ben diğer odada çalışayım. Nihayet burada biraz huzura kavuştum. Anne! Burası benim Barbie sığınağım. Buradan gider misin? Barbie'siz bölge burası mı şimdi? Ha, nihayet. Yapacak bir sürü işim var. Bunlar ne? Anne, izin verir misin? Ne? Bu kadar yeter. Hemen odana gidiyorsun. Çok kötüsün. Hadi yürü bakalım. Evin kredisini kim ödüyor demişti bana. Aha. Anneme inanamıyorum. Nerede oynayacağım şimdi ben? Ha, bir dakika. Şimdi ne var? En iyi. Lütfen ağlama. Hayır. Ne yaptığına bir bak. Onun gidecek hiçbir yeri yok. Demek o artık bir evsiz, öyle mi? Bu aklıma bir fikir getirdi. Ama önce kartonu kesip böyle bir model oluşturuyoruz. Sonra kartonu bu şekilde tutup kağıt havlu rulolarını buralara takıyoruz. Bak, bu da kapısı oluyor. Mekanizmayı oluşturmak için de burada bir ip kullanıyoruz. Görüyor musun? Sonra kapıyı da böyle kapatıyoruz. Ve Barbie için bu pembe rengi kullanıyoruz. Bayraklar da buraya çok yakışacaklar. Sence de öyle değil mi? Eni, bak senin için ne yaptım? Aşato mu yaptın? Bir dakika. Tada! Hadi gir bakalım. Emine hoş geldin. Şimdi yapmam gereken işlerim var canım. Nerede kalmıştım yine? Alo. Evet, salı günü diyorduk. Gir bakalım içeriye. Harika bir şato bu. Hey, harika bir video bu. Olamaz. Yarın ayın 16'sı mı? Olamaz. Bu nasıl olabilir? Daha çalışmaya başlamadım bile. Şimdi bütün gece çalışmam lazım. Buna inanamıyorum. Şimdi bir bakalım. Bunları işlemiş miydik? Tamam. 7 ile çarpıyoruz. Bunu yapabilirim. Hadi. Bir dakika. Doğru cevap o muydu? Artık kafam almıyor. Bu A mıydı yoksa 12 mi? Tatlı. Yine mi bu saatte çalışıyorsun? Işığı aç bari. Bu daha önce hiç olmamıştı. Sanırım sigorta attı. Çok fena oldu şimdi. Bir dakika, bir fikrim var. Bu kağıt bardağı görüyor musun? Bunun üstüne farklı boyutlarda bir sürü kalp çiziyoruz. Buraya da bir tane çizelim. İşte oldu. Sonra kalpleri bardaktan kesiyoruz. Süper. İşimize devam ediyoruz. Bu dairenin üstüne de daha büyük bir kalp çiziyoruz. Sonrasını tahmin ettin zaten. Bardağı hatırlıyor musun? Daireyi bardağın üstüne yerleştiriyoruz. İşte oldu. Güzel. Bu karton parçalarını bu şekilde yerleştirip buraya küçük bir delik açıyoruz. Sonra bu pipeti deliğe dik olarak yerleştirip bardağı şu şekilde duracak şekilde pipete oturtuyoruz. İşte oldu. Şimdi sıra ışıklarda. Sakın devrilme yalnız, olur mu? İşte artık bir lambamız oldu. Birisi masa lambasımı sipariş etmiş buraya. Bu lamba da nereden çıktı? Yok artık. Çok harika bir şey. Üstelik duvara kalpler yansıtıyor. Teşekkür ederim anneciğim. Bir şey değil tatlım. Yalnız hala çözmem gereken problemler var. Çamaşırlar çoktan yıkanmış. Harika. Olamaz. Bir dakika. O benim pantolonum mu? Bu da senin tişörtün. Tatlım, korkarım kötü haberlerim var. Bunlar çekmişler mi? Şu an kendimi çok kötü hissettim. Ama böyle kazalar olur. Sence bunu aşağı doğru itip elbise olarak giyebilir miyim? Yok, işe yaramıyor. Belki de yarıyordur. Kenarda duran eski bir kutun var mı? Birkaç makas hareketiyle günü tersine çevirebiliriz.
İyi uçuşlar tatlım. Anne bak. Luna bir dakika. Hayır. Acil inişe geçiyorum. Bak sana yeni bir sırt çantası aldım. Aa, harika. Bayıldım buna. Üstelik rengi pembe. Sen annelerin en harikasısın. Oo. Seninle çok iyi arkadaş olacağız. Aa. Çay güzelmiş değil mi? Bak kurabiyelerimiz de var. Biraz içmek ister misin? Nefis. Sonra dediğim gibi. Beş tokuş etmek mi istiyorsun? Harika. Bir zamanlar. Aa, olamaz. Sırt çantam. Nereye gittin sen? Aa, ne yaptım ben ya? Aptal rüzgarlı gün. Yeni arkadaşım uçtu gitti. Anne. Evet. Acele edeni. Peki. Annem bana çok kızacak. Bu kutuyu kullanabilir miyim acaba? Bu da sırt çantası gibi bir şey nasılsa. Aa, kalemlerim. Aa, tamam ben hazırım. Aa, seni sonra ararım tatlım. Ne? Neden sırt çantanı kullanmıyorsun? İşte gitti o, tamam mı? Rüzgar aldı götürdü. Hepsi benim suçum. Aa tatlım. Bir dakika Yaman. Aklıma harika bir fikir getirdi. Ben hemen dönerim. Bak buraya bir kedi kafası çizdim. Hah, böyle daha iyi. Şimdi kedi kafamızı biraz renklendirelim ki kimse bunun kartın olduğunu anlamasın. İşte oldu. Kurduktan sonra da bazı eklemeler yapalım. Çok şirin oldu. Bıyıkları ve fiyongu da unutmuyoruz tabii. Şimdi sırada arkasında. Kenarlarına sıcak tutkal sürüp bu karton şeridi yapıştırıyoruz. Üstüne de yüzünü yerleştiriyoruz. Aa, en iyi. Bak sana ne yaptım. Bu çanta benim mi? Çok şirin bir şey. Üstelik içinde bir sürü de şey var. Kalemlerim de sığıyor. Yaşasın. Hepsi içeride. Pekala okul zamanı. Selam. Evet. Burnuna hoş kokular mı geldi? Bu sandviçe ne dersin? Bir tane alırım. Peki. Aa, para mı istiyorsun? Evet. Şu kadar bir şey. Al bunu hadi. Bir tane sandviç alayım lütfen. Zevkle. Bu yediğin en güzel sandviç olacak. İşte şimdi hazırlıyorum. Ekstra sucuk da koyalım. Şu güzelliğe bir bak. Afiyet olsun. Vay canına, harika görünüyor. Teşekkürler. Ha? Ne? Aniden robota dönüştün. Vay canına. Kartondan bir robot. Müthiş bir şey. Parti süslemeleri harika oldu gerçekten. Üstelik bunu kendi başıma yaptım. Eminim Madison'ın hoşuna gidecek. Hediyelerini de sarmayı unutmayalım. Ve... Ne profesyonelce sarılmış değil mi? Çok teşekkür ederim. Aa, kendisi de geldi. Bunu nereye koysam? Burada görmez değil mi? Mutlu yıllar. Bir yaş yaşlandın. Şimdi kutlama zamanı. Yaşasın. Aa, olamaz. Hediyesi gitti. Hiç iyi olmadı. Peki hediye? Aa, gözlerini kapa o zaman, olur mu? Aa, ne yapacağım şimdi? Durumu nasıl kurtarsam? Aa, buldum. Bunu güzel bir şeye çevirebilirim. Dikdörtgenin altına sıcak tutkal sürüyoruz. Sonra üstüne bu parçayı koyuyoruz ve aynı şeyi tekrarlıyoruz. Sonra yanına bu parçayı ekliyoruz. İşte oldu. Sonra ortaya başka parçalar ekliyoruz. Çubuğu biraz tutkalla sağlamlaştırıyoruz. Sonra üstüne bu parçayı ekliyoruz. Şimdi bunu standına yerleştiriyoruz. Sonra bunlardan birkaç tane daha ekliyoruz. Sevdiğimiz figürleri ekliyoruz. Sonra ceplere şekerlemeler koyuyoruz. Bunlar Madison'ın en sevdikleri. Buna bayılacak. Mükemmel bir hediye oldu. Hadi gözlerini aç. İşte doğum günü hediyen tatlım. Aa, bu ne harika bir şey. Önce jelibon ayıcıklardan istiyorum. Çok harika. Üstelik kırmızı en sevdiğim tat.
hayatımın en güzel doğum günü. Şimdi sıra çikolatana. Bu şey kocaman. Buradakiler için ben sana yardım edeyim. Aç avcunu hadi. Oh, ay canına, hepsi benim. Tatlı kızım için tatlı şekerlemeler. İyi kurtardım. Yağsın yağmurlar. Bütün gün böyle yağsın. İşte bu. Ne çok param var benim. Yaşasın. Görünüşe bakılırsa etrafı biraz toparlamamız gerekiyor. Sana bunun için yardımcı olayım canım. Oh, lütfen artık yeter, ısrar ediyorum. Artık yeter mi? Aa, kimse bana ne yapacağımı söyleyemez. Aman tanrım, bu kadar yeter ama Madison. Şimdi gel bakayım sen buraya. Ah, yavaşla biraz. Bunun için çok yaşlıyım. Ah, yaşlı olman ne kötü. Bunu hak etmek için ne yaptım? Of, bir dakika. Bu çılgınlığa son verecek şeyi biliyorum. Bütün gereken birkaç karton parçası. Bu çubukları karenin ortasına yerleştiriyoruz. Ve üstlerine de bu yayları koyuyoruz. Şimdi bunu üste yerleştiriyoruz. Sonra da parçaları çevresine ekliyoruz. Bu gözler çok komik değil mi? Renkli kaplaması da güzel oldu. Ne yaptığımı görmek ister misin? Çok şirin değil mi? İzle ve öğren. Karnın aç mı ufaklık? Ye şunu o zaman. Ne? Ben de bir deneyeyim. İnanılmaz. Yaşasın. Ah, çalışıyor. Aynen öyle tatlım. Bak bozuklukları şimdi nasıl topluyor. Böylesi çok daha eğlenceli değil mi? Evet, eminim karnı çok acıkmıştır. Çok eğlenceli. Ah, al bakalım ha. Şunu da. Pekala çocuklar. Şimdi kim bana yardım etmek ister? Bir bakalım. Ne? Sınıfta bir ben varım. Başka kim var ki? Tamam. Sen o zaman. Tabii ki. Senin istekli olduğunu anlamıştım zaten. Elimden geleni yapayım o zaman. Benim de istediğim bu zaten. Pekala. Aa, bu ilginç olmuş. Ama endişelenmeye gerek yok. Birkaç düzeltme yapayım. Şimdi neden bunu denemiyorsun? Peki o zaman. Bunda çok zor olan nedir ki? Sayıların üstünden böyle geçiyorsun. Kesin bir ağlarım artık. Bu da bir 4. Ve sonuncusu. Görünüşe bakılırsa hepsini bitirdim. Tüh, burada biraz karıştırmışım. Tada. Aman tanrım. Bunu yapmaktan nefret ediyorum ama. Aa, sanırım bunun yararı olur. Alın bakalım öğretmenim. Aa, bir kere daha deneyelim o zaman. Aa, bir bakalım. Aa, sanırım bu soruna bir çözüm buldum. Buna ihtiyaç yok. Ama bu işe yarar. Hem de nasıl. Uzun bir dikdörtgenle başlıyoruz. Ve üstüne sayıları yazıyoruz. İşte geri geldim. Al bunu kullan. Aa, buna gerçekten ihtiyacım yok. Üzgünüm, bir ayrıntıyı unutmuşum. Biraz parlak taş kullanmamız lazım elbet. Bak nasıl dökülüyorlar. İşte güzel sayılarımız karşında. Görüyor musun? Vay, pırıl pırıl olmuş. Bunun gibi. O zaman bir kere daha deneyelim, olur mu? Artık ne yapacağız biliyorsun. Şimdi şu sihri izleyin. Tereyağından kıl çeker gibi. Sizce de öyle değil mi? Şimdi şablonu yerinden kaldıralım. Şuna bir bakar mısın? Çok acayip hallettim. Peki bu ne anlama geliyor? Aa, artı tabii. Aynen böyle, tezahüratı duyalım. Ah, bugün hiç doymuyorum nedense. Her neyse, işe döneyim artık. Yoksa şunları yıkasam mı? Hadi ama erteleme yok artık. Tatlım. Aa, buradasın demek. Evet. Biraz bulaşığa ne dersin? Ay, hiç sanmıyorum. Bana ait ev işlerini yaptım ben. Görüyor musun? Of. Sıra sende baba. Şunu bir düşüneyim. Aslında şu karton günü kurtarabilir. Çok iyi bir fikrim var.
Kutuyu böyle kestikten sonra kenarlarına sıcak tutkal sürüyoruz. Sonra parçaları birleştiriyoruz. Bu bitince altına bu mandalı koyuyoruz. Ve sonra bu ufak işaretleri yayıyoruz. İşte bu iş böyle yapılır arkadaşlar. Tilt oynamaya ne dersin? Süper! Kaybeden bulaşıkları halleder. Oo, hadi o zaman. Neden sen başlamıyorsun Madison? Fırına. Aa, kenarlardan devam et. Az kaldı. 20 puan. Yaşasın. Tamam, şimdi ben de deneyeyim. Ha! Aa, olamaz. Görünüşe bakılırsa bulaşıklar sana kaldı babacığım. Bir dahakine bol şanslar. Nasıl gidiyor babacığım? Birine daha yer var mı? Teşekkür ederim. Tiltmiş. Ne düşünüyordum ki ben? Yastığa vuralım kafayı artık. Çok iyi geldi. Biraz rock yapmaya ne diyorsunuz arkadaşlar? Kulaklarınız bayram edecek. Madison, rock'n'roll için saat çok geç ama. Bak ne öğrendim. Lütfen benim uyumam lazım. Ah, peki. Peki sessizce çalsam? Of, uzun bir gece olacak. Bu bütün hayranlarıma gelsin. Ah, yeter artık. Bu Madison'ın gitarına kutusu mu? Sonunda dualarım kabul oldu. Artık bir umut var. Kartondan gitarımla tanışsın herkes. Bunu görüyor musunuz? Artık yarı yarıya. Kalemleri buraya koyuyoruz ve bununla birkaç delik açıyoruz. Sonra bu ipi gitar teli olarak kullanıyoruz. Gir bakalım şuraya. Yerinden çıkmasın diye iplerin üstünü bantlıyoruz. Şimdi arkasının tamamına sıcak tutkal sürüyoruz. İşte bitti. Gerçek gibi oldu değil mi? Hadi hayırlısı. Bununla değiştiriyoruz. Vay canına, düşündüğümden kolay oldu. Nihayet huzura eriyorum. İyi geceler küçük rock yıldızı. Neredeyse bitti. Ve evet, kağıt katlama sanatıyla tilki yaptım. Tilkilere bayılırım. Kağıt katlamaya da bayılırım. Of, benimki hiç olmuyor. Sinir oldum. Bu çok zor. Yok artık. Yaptığı bunca şeye bak. Ne sevimli. Benimkilerse çöp gibi. Benimkilere bakmak bile istemiyorum artık. Kağıt katlamayı bırakıyorum. Onun yerine popitlerle oynayacağım. İşte bu da sonuncusu. Evet, başardım. Vay canına, sende ne kadar çok popit var. Aa, popitlere bastırmak bayağı eğlenceli görünüyor. Acaba yine kağıtla bir şeyler yapabilir miyim? Makasım var, yani bir deneyebilirim. Bir kağıdı dörde bölüyorum. Şimdi katlamaya başlayayım. Bununla başlıyorum. Köşeyi köşeye getiriyorum. Şimdi aynısını öbür yönde yapıyorum. Katların temiz olması gerek. Pekala, şimdi tekrar açabilirim. Şimdi yapacağım katlama işi biraz zor. Ama üstündeki kat yerleri yüzünden kolayca olacak. Şimdi biraz daha köşeden köşeye katlama yapıyorum. Ama katlar çok sert değil. Bu da iyi bir şey. Şimdi bu uç ortaya geliyor. İki uç ve iki yanda. Şimdi açıp öbür yönde katlamalıyım. Ucu yine ortaya geliyor. Şimdi bu çubuk köşeleri dışarı çekmeme yardım edecek. Bu biri, bu da diğeri. Güzel, çok iyi oldu. Şimdi bu yanı içeri katlıyorum. Ve bu cebin diğer yanıyla yine aynı şeyi yapıyorum. Harika, üstünü de katlıyorum. Neredeyse bitti, şimdi açayım. Sanki küçük bir kutu gibi oldu. Şimdi birkaç tane daha yapayım. Tadam, gökkuşağı renklerinde. Oh, bak kağıttan ne yaptım. Gördün mü? Bunlar da üstlerine bastırılabilecek kutular. Kağıttan bir popit. Şaka mı bu? Kağıt katlamaktan nefret ederim. Öf! Merhaba David. Hoşuna giden bir şey var mı?
Seçecek bir sürü şey var. Oh, hoşuma gitti bu. Vay canına, çok güzeller. Ama herhangi bir şey alabileceğimi sanmıyorum. Ben gideyim, görüşürüz. Belki kendi takılarımı kendim yapabilirim. Burada ihtiyacım olan her şey var. Hadi bir bakalım. Aa, bu işe yarar. Boncukları bu misinaya dizeceğim. Sandığımdan zormuş bu iş. Neredeyse oluyor. Hadi ama. Başardım. Şimdi güzelce bağlayayım. Of, tekrar deneyeyim. Bu bayağı hoşuma gitti. Biraz ufak kalmış. Belki elimin üstünden geçirebilirim. Ah, yok olmuyor. Esnetmem lazım. Aa, hayır. Yine mi? Bu çok sinir bozucu. Yeter ama, aptal bilezik. Tek istediğim güzel bir şey takmaktı. Ha? Bu limonlar da nereden gelmiş? Vay canına, şuna bak. Bir sürü var. Bu aklıma bir fikir getirdi. Eğer meyve ve takılara meraklı biriysen buna bayılacaksın. Bu limonu dilimle ama parmaklara dikkat. Limon dilimlerini bir fırın tepsisine al ve sıcak fırına koy. İyice kuruyana kadar limonları fırınla. Aynen böyle. Ama bunu limonları yemek için yapmadık. Sonra bir bardağın içini sıvı camla doldur. Limonu sıvı camın içine batırmak için tahta bir şiş kullan. Limon tamamen kaplansın ve sıvının fazlası bardağa geri aksın. Şişin açtığı deliğe bir küpe kancası yerleştir. Aynısını diğer dilimlere de uygula. Vay canına, bunlara bayıldım. Doğa ana bununla gurur duyacak. Artık benim de para kazanma zamanım geldi. İşte tezgahım hazır. Ne düşünüyorsunuz? Ha, bayıldım. Bir çift alayım. Buyurun. Merhaba Eva. Küpelerine bayıldım. Bununla değişir misin? Ha, tabii ki. Al bakalım. Vay canına, bunu çok istiyordum. Çok şirinler. İşte burası benim evim. Vay canına, kocamanmış. Biliyorum, hadi otur. Vay canına, bir sürü oyuncağın var. Ve bir sürü de paran. Senin neyin var? Bu pek etkileyici değil. Hepsi bu mu? Evet, bu maymunum. Şu çantalara bak. Çok şanslısın. Çok güzeller. Vay canına. Evet, her güne yeni bir çanta lazım. Daha yakından bakmak istiyorum. Hiç bu kadar çok el çantası görmemiştim. Çok çok güzeller. Oh, şuna bak. Ne yapıyorsun? Aa, pardon. Onu ben alayım. Ha, bu çok pahalı bir şey. Şu pis parmak izlerine bak. Benim sadece bu plastik torbam var. Hiç güzel bir şeyim yok. Ah, acaba bu kutunun içinde neler var? Şimdi nereye gidiyorsun? Şu harika şeylere bak. Bunlar sadece çöp. Ha, bu kutuyu kullanabilirim. Bana bir dakika ver. Yeni çantama bak. Aa, bayıldım. Nereden aldın onu? O benim olmalı. Al o zaman. Yaşasana, bu harika. Bu benim en sevdiğim yeni şey. Çok teşekkür ederim. Belki takas edebiliriz. Bunda bir iş olduğunu anlamam lazımdı. Sanırım böylesi daha adaletli. Ama bundan pek memnun değilim. Peki, bunu alabilirsin. Gerçekten mi? Bu senindir. Olsun, bende artık bu var. Ama rafa sığmıyor. Aa, fikrimi değiştirdim. Eni? Daha demin buradaydı.
Uzay gemisine dikkat. Ne? Aptal uzaylılar, hiç sanmıyorum. Sanırım biraz abarttım. Canım yanıyor. Yardıma ihtiyacım var. Kimi arasam? Masaj terapistini mi? Yardıma ihtiyacım var hemen. İyileştirici sihirlerim de lazım. Tamam diyor, tıklayıp durmaktan. Bu işe bir el atalım. Hadi bakalım. Çok iyi geliyor değil mi? Bu parmak kısa sürede mouse'una kavuşacak. İyi mi? Evet. Ellerimin sihirli olduğunu söylerler. Şimdi tamamen normale döndü. Teşekkürler. O zaman tıklamaya devam. Hadi gel buraya. Evet işte oluyor. Evet yen onları. Amanın kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Umarım kırılmamıştır. Buldum. Diğer sete geçme zamanı. Gayet iyi tıklayabiliyorlar bak. Hiçbir parmak ağrısı bu şampiyonu durduramaz. Güzel. Fena değil. Anne bebeğime bak. Çok hoş canım. Ama ben sıkıldım. Onun yerine şu oyuncukla oynayayım. Bundan da bıktım. Rın rın. Ben yeni oyuncaklar istiyorum. Neler oluyor? Şşt, annem böyle seslerden hoşlanmıyor biliyorsun. Senin bir kapatma tuşun olsa keşke. Peki arabanın anahtarını al o zaman. Sorun yok, al hadi. Bunun işe yarayacağını biliyordum. Bu çok eğlenceli olacak. Canına. Pırıl pırıl. Şu an hepsi benim. Ama benim ehliyetim yok ki. Kemerini tak, çok hızlı gideceğiz. Önce güvenlik. Hadi bakalım. Run. Vay canına, ben çok iyi bir sürücüyüm. Bip bip, ceketin yolundan bip bip. Vay canına. Selam, arabama bak. Müthişmiş. Sen iyi misin tatlım? Anladım. Güzel arabaymış. Keşke benim de böyle bir arabam olsa. Keşke yapabileceğim bir şeyler olsa. Bu da ne? Bir oyuncak araba mı? Şanslı günümdeyim sanırım. Bunu en iyi verebilirim. Ama bunu bir yerlerde sürmek gerek. Ne yapacağımı buldum. Düz bir yere tişörtü ser. Kıvrımlı çizgi için bir siyah kalem kullan. Bunu tişörtün altına doğru çekip ikinci bir çizgi ilave ederek bir yol çiz. Şimdi yol işaretlerini çiz. Bunu bitirdiğinde yolun içini doldurmaya başla. Ama yoldaki işaret çizgilerine dikkat et. Bittiğinde şöyle bir şey ortaya çıkması gerek. Şimdi motoru çalıştırma zamanı. Hey Annie, sana bir şey aldım. Ama hepsi bu değil. Vay canına, burada bir yol var. Çok inanılmaz. Run run. Bu sanki mini bir masaj gibi. Bu harika bir şey anne. Anne, bu çok çok hızlı bir araba. Şunu izle. Pardon. Sorun yok tatlım. Sadece biraz sırtım acıdı. Bağlansam iyi olur. Cesaretin var mı? Öbür dünya çok havalı. Vay canına, bu şehir müthiş. Bu kıyafet de evet. Bu elbise benim. Güzel, çok da ucuzmuş. Sürebileceğim bir araba lazım. Çok da pahalı değildir ha? Fena değil. Büyük bir yat olmadan hayat neye benzer? Yaşasın. Hediye mi? Daha çok para. Yağsın paralar. Bugün çok sıkılıyorum. Ama belki bir kaçamak yapabilirim. Burası harika. Zenginim. Bir dakika. Düşündüğüm bu değildi.
Duvarlar da tozluymuş. İşte böyle daha iyi. Başka neyi halletsem? Bulaşık yıkamak çok dinlendirici. Birinin yapması lazım. Şimdi niye durayım ki? Aa, susadınız ha? Bu kadarı yeter. Vay canına. Bu bana mı? Hepsini birden harcamaya çalışacağım. Tüh. Bakalım başka neler varmış. Oo, ilginç olabilir sanki. Vay canına, sanki ışık gösterisi gibi. Bak bak bak, uçmaya başladı. Neredeyse sihirli gibi, çok müthiş. Onu fırlatacağım. Evet, havada süzülüyor. Hey, çek elini, o benim fırıldam. İyi, tamam. Aa, bende ilişki kağıdı var. Evet, sanırım bununla bir şeyler yapabilirim. Biraz kağıt katlayalım bakalım. Şimdi şu köşeyi ortaya doğru katlıyorum. Bir tane daha. Güzel. Bu katlama biraz daha zor. Düzgün olmasına dikkat etmeliyim. Güzel. Şimdi açıyorum ve tepesini tekrar katlıyorum. Şimdi biraz daha karmaşıklaşacak. Şimdi de uzunlamasına katlıyorum. İyi görünmeye başladı. Evet, işte bitti. Harika bir kağıttan uçak yaptım. Bir deneme uçuşu yapalım. Vay canına, yok artık, çok iyi uçuyor. Hey, şuna bak. İşte geliyor, yat. Bayağı havalanıyor değil mi? Hey, fırıldak dursana. Havalı bir kağıttan uçağın varken fırıldağına gerek var. Bu çok küçük düşürücü. Pardon. Sabah mı oldu hemen? Uyanın küçük hanım. Çiçekler için kusura bakmayın. Her neyse, bugün ne giymek isterseniz? Bilemiyorum. Hiçbirini. Harika küçük hanım. Bunlar güzel ama. Hayır. Bu ne güzel, pırıl pırıl. Hayır, hoşuma gitmediler. Belki de işi basit tutmalıyız. Olmaz. Yeni bir iş bulmalıyım. Hemen geliyorum küçük hanım. Sonra canım acıyacak. Edeki tüm elbiseler bunlar. Hayır. Cidden mi? Bir saniye. Belki bu sanal gerçeklik gözlüğünü kullanabiliriz. Bunu daha önce akıl etmeliydim. Ben öyle oynamak istemiyorum. Hadi takın şunu başınıza. Işıkları kim söndürdü? Bir saniye. Bu güzelmiş. Ah, nihayet. Bunu sevmedim. Tabii ki. Bunlar hoşmuş. Nasıl görünüyorum? Çok güzel. Teşekkürler. Şimdi çekilebilirsin. Uyumam lazım. Ne? Şaka mı bu? Ay, bu horozdan nefret ediyorum. Uf, çok yorgunum. Sanırım kalksam iyi olacak. Bu koku da ne? Ay, çok iğrenç. Of, benden geliyormuş. Bugün ne giysem? Hepsi bu mu? Bir tişört mü sadece? Ve bunun da üstünde bir delik var. Ama bir şeyler giymem lazım. Sanırım bunu giymem gerekecek. Bu haksızlık. Keşke yeni elbiselerim olsa. Bu da ne? Hey, bunları unutmuşum. Belki bunları yeni kıyafetler bulmak için kullanabilirim. Bu harika olacak. Çok hoş. Biraz daha rahat bir şey. Sıradaki ne olsun? Kırmızı yakıştı. Ne yazık ki bu kıyafetlerin hiçbiri bende yok. Sadece bu eski tişört var. Ama bu çok eğlenceli. Vay canına. Şu müthiş oyun odasına bak. Şu oyuncak kutusuna bak. Baloncuklu naylon patlatmaya bayılırım.
Öf, bu oyun odası çok sıkıcı. Aa, şu kutuda neler varmış? Top etme, çok sıkıcı. Öf, sanırım yapacak başka eğlenceli bir şey yok. Baloncuklu lanyolumla oynamak ister misin? Aa, hayır, sağ ol. Şu kutuda bir şeyler olmalı. Bu oyuncak arabalar harika. Aa, şaka mı yapıyorsun? Çok sıkıcılar. Asıl bu oyuncak arabalar harika. Evet, bir tek boynuzlu ata dönüştüler. Vay canına, bu inanılmaz. Belki benimkiler de dönüşür. Hadi bakalım. Aa, hayır, işe yaramadı. Ben ne yapacağım? Ay, şimdi onun adına üzüldüm bak. Hey, baksana. Tek boynuzlu atımın parçası olan arabayı alabilirsin. Ben mi? Gerçekten mi? Ah, çok teşekkür ederim. Onu tekrar arabaya dönüştüreyim. Vay canına, çok da havalı bir arabaymış. Hey, onları çarpıştıralım mı? Evet, bu çok havalı bir oyuncak. Yumuşacık, tam mıcıklamalık. Olamaz, dikkat et ufaklık. Hop. Bu çok eğlenceli. Sen iyi misin? Ha? O da neydi? Uyan. Ne oluyor? Ben neredeyim? Bunu dene. Çok iyi geliyor. Bu çok sevimli bir resim. Bu simlere bayılıyorum. Işıl ışıl. Hey! Bir kez daha. Ortalık batıyor. Bu çok eğlenceli. Bunda ne? Oo, ne çok sim var. Bu aklıma bir fikir getirdi. Hey, orada kimse var mı? Hmm, sanırım boş. Aa, hadi ama. O tuvalet rulosuna ihtiyacım var. Ama bu koku... Aldım. Çok fenaydı. Kevin ne yemiş ya? Belli etme. Ben sadece bir bitkiyim. Burada görülecek bir şey yok. Evet, sanırım gereken her şeyi aldım. Aa, sen ne yapıyorsun? Birazdan görürsün. Tuvalet kağıdı kartonunun üstünü kağıtla kapla. Sonra üstünü böyle çiz. Rulonun içine balonu yerleştir. Balonun dibini aşağıya çekip balonu iyice sıkıştır. Balonun üzerine kalemle bir yüz çiz. Hayal gücünü istediğin kadar kullan. Rulonun kenarına iki kağıt parçası sokarak patileri oluştur. İşte artık mıncıklanacak stres oyuncağın hazır. Bak. Vay canına, hadi birlikte oynayalım. Olamaz. Oh, tuvalet kağıdı yok. Of, bu canımı yakacak. İzle bak. Sihirle topu hareket ettiriyorum. Ah, bunu nasıl yapıyorsun? Alsana. Ben de bir sihir yapmak istiyorum. Hareket etmiyor. Sanırım bozulmuş. Sana bir sır vereyim. Bunu dene. Hadi bakalım. Hareket ediyor. Bunu sen mi yapıyorsun? Olamaz. Dikkat et. Eğil. Ay, bu çok yakındı. Artık onunla oynayamam. Gitti. Sorun değil. Üzülme. Durumu düzeltebilirim. Kağıtları kesip şöyle katlayarak bir küp oluştur. Seloteyple köşeleri yapıştır. Bir küp daha yap. Öbürüne tuttur. Küpleri üst üste koy ve öbür tarafa da menteşe görevi görecek bir bant daha ekle. Bunu 3 kez daha farklı renkte kağıtlar kullanarak tekrarla. Küplerden uzun bir dikdörtgenler prizması oluştur. Hepsini birbirine bantlamaya başla. Küpü yana çevir ve diğer yana da bant yapıştır. Bunu her yanına yap. Bu tamam olunca küpleri emojilerle kişiselleştir. En sevdiğin emojileri seçebilirsin. Küpleri her katladığında farklı bir emoji kombinasyonu elde edeceksin. Şuna bak. Hmm, emin değilim. Bu ne? Hmm, aslında bayağı eğlenceliymiş. Bu harika. Bunu sen mi yaptın? Evet. Aa! Of! Ha? Bu nasıl bir sihir? Bak bende ne var. Denemek ister misin? Bunlar harika. Ben mavi olanı sevdim. Hmm, seni seçiyorum. Gir bakalım içine. Kapağını kapatayım. İşte işin eğlenceli kısmı. Yani onları mıncıklamak. Ay, ne kadar iyi geliyor. Bunun balonun içine girmesi lazım. Sıkıyorum.
Şimdi biraz bekleyeyim. Ben makyaj yapacağım. Bu kadarı yeterlidir. Bu çok heyecanlı. Ay ne tatlı. Bu müthiş. Aşırı sevimli. Bunu bütün gün yapabilirim. Bir resim çeker misin? Gülümse. Bırak o benim. Amanın. Bir ananas. Bu da nereden geldi? Sanırım bir fikrim var. Kalın bir karton alıp şu şekli kes. Böyle. Sonra saç düzleştiricisiyle küçük bir köpük parçasını ısıt. Köpüğü bir daire şablonunun üzerine koy ve üzerine bir misket bastır. Köpükle bir çukur oluştur. İşte tam böyle. Kartondaki bütün delikleri doldurana kadar bunu tekrarla. Şimdi kartona yenilebilir tutkal sür. Kartonun ve köpüklerin çevresine sür. Köpüğü üstüne bastır ve sağlamlaştır. Kartonu çevir ve öbür köpüğü de üstüne bastır. Köpükteki baloncukları deliklerden bastırarak geçir. Sonra köpükten ince bir şerit alıp bir kenar oluştur. Kartonun çevresine yapıştır. Birkaç ince şeridi daha kartonun ortasında dikey olarak kullan. Yeşil köpüğü ananasın yapraklarını oluşturacak şekilde kes. Tropik bir ananas popit. Oluyor, çok iyi geliyor. Hadi sen de dene. Yavaş ol bakalım. Aradığımız bu değil. Bu ona daha çok benziyor. Şüpheliyi yakaladık. Yani ananası. Alo? Lollipop lezizmiş. Selam. Nasıl gidiyor? Işıltılı altın yiyecek. Bunları denemeliyim. Git şuradan Lollipop. Sessizce. Ne olduğunu bilmiyorum ama bunu istiyorum. Hadi bakalım. Bu çok iğrenç. Bunu görmelisin. Ne hoş değil mi? Tam mıncıklamalık. Denesene. Teşekkürler. Senin dişinde bir şey var. Neyse şunu sık bir bak. Haklıymışsın. Çok yumuşak. Çok hoşuma gitti. Hiç kalmamış. Bir fikrim var. Gel bir. Evet anladım. Hizmetkar. İşte bize tam gereken. Önce bir kase beyaz damla çikolata alıp erit. Bir balonu şişir ve çikolatayı üzerine dök. Ortalık biraz batabilir. Balon iyice kaplansın. Sonra çikolatayı sertleşmeye bırak. Al bakalım. Vay! Çatırdamasını bir dinle. Bu çok hoş. Sana söylemiştim. Yapması da çok kolay. Bayıldım. Bu çok eğlenceliydi. Harika fikir. İşim hiç bitmiyor. Maaşım bunun için yeterli değil. Bayağı rahatlatıcıymış. Bu çikolata mı? Sıkıldım. Bunu istemiyorum. Ben alırım. Buldum. Yok. İşte bu. Ne minik. Bu iyi bir seçimdi. Şunu kurayım. Vay canına. Değişmeye devam ediyor. Bu hem dinozor hem de araba. Vay canına. Bu müthiş. Hayır. O benim. Sadece dokunmak istemiştim. Ama aslında sanırım daha iyi bir fikrim var. Bir tabaka plastikten bir daire kes. Ortasına bir delik aç ve kağıdın üstüne yerleştir. Tek boynuzlu at çizdik ve sayfayı bölümlere ayırdık. Tek boynuzlu atın üstünden kalemle geç. Kağıdı çıkar ve tek boynuzlu atı boya. Stres çarkının ortasını çıkar ve onu plastiğin ortasındaki deliğe yerleştir. Çevirince tek boynuzlu at hareket edecek. Tek boynuzlu atımı sevdin mi? Sanki koşuyor gibi. Esih bak. Sende bir tek boynuzlu at mı var? İnsana hipnotize ediyor. Ama şimdi arabayı alabilirim. Hangisini seçsem? Hangisiyle oynayacağımı bilemiyorum. Bu iyi görünüyor.
Bunlarla kesinlikle çok eğleneceğim. Jöleyi şu pipete sıkıyorum. Şimdi üflüyorum. Ah, işe yarıyor. Bir balon yaptım. Şimdi pipeti çıkarayım. Tam bir balon gibi. Şimdi maviyi deniyorum. Patlar mı acaba? Ah, çok hoş bir his. Ah, o da ne? Keşke benim de balonum olsa. Elimde sadece bu şeker var. Çok kıskandım. Bir dakika, nasıl kendime balon yapacağımı biliyorum. Ah, amma da ağırmış. Mikrodalgayı niye getirdin ki? Balon yapacağım. Önce şekeri ısıtmalıyım. Şimdi açayım. Bu kadarı yeterlidir. Pipeti de unutmayayım. Pipeti erimiş şekere batırıyorum. Şimdi de üflüyorum. En iyi yanı da balonları yiyebilmem. Hmm. Vay canına, bu çok zekice. Ben de bunu deneyeyim. Oh, bunun tadı hiç de iyi değil. Of, hemen tuvaletimi yapmam lazım. Ne bekliyorum? Aha, o kadar zamandır tutuyordum ki. Aha, çık oradan. Demek sonun böyle olacakmış. Ha, korkma, sifonu çekmeyeceğim. Bunun sonu çok kötü olabilirdi. Hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Sorun yok, bunu halledebileceğimiz bir şey var bende. Şu minik klozet kapağına bak. Vay canına, denemek istiyorum. Artık buna ihtiyacımız kalmadı. Altında normal klozet kapağı da var. Hadi otur. Böyle çok iyi oldun. Aha, çok mutlu oldum. Yaşasın. Bugün bizim doğum günümüz. Müthiş, en güzel günümüz. Gel buraya. Ah, vay canına, şu pastaya bak. Hadi mumları söndürelim. Ah, delilimizde mi var? Aa, teşekkürler. Ne harika bir fiyonk. Hadi açıl. Açıl, açıl, açıl. Ben acele etmeyeceğim. Vay canına, şuna bak. Hep bir flamingom olmasını istemişimdir. Bana da kaplumbağa gelmiş. Ne güzel yumuşacık. Hmm, yemek için sabırsızlanıyorum. Hmm, çok nefes. Sen de ister misin flamingo kardeş? Sanırım kaplumbağam da pasta istiyor. Oo, inanılmazsın kocaman, aç bakayım. Daha çok ver, daha çok, beni duyuyor musun? Hadi hepsini ye, bitir. Neler oluyor? Olamaz, bu hiç iyi değil. Ne, çekiliyor bundan. Ha, onun sorunu ne? Ah, anladım. Ben de geliyorum. Zor zor yetişeceğim. Hemen klozete ulaşmam lazım. Ani hareketlerden kaçınmam lazım. Yoksa bir felaket olabilir. Eyvah, geliyorum. Bu bir acil durum. Ah, pardon babacığım. Kendall, ne yaptın bak? Çocuklar işte. Ya bir saniye. Biraz enerji kazanmalıyım. İşte yetişirim. Etraf çok fena olacak. Aa, çok az kaldı. Ne? Ah, çok rahatladım. Hey, çık şuradan. Ağlamaz. Flamingo kardeşim, biz ne yapacağız şimdi? Ah, çok iyi geldi. Kendimi resmen hafiflemiş hissediyorum. Orada işler nasıl gidiyor? Aferin sana, iyi gidiyorsun. Sana biraz izin vereyim. Hallettin mi? Ellerini yıkamayı unutma. Ha, bu da ne? Ah, bu yapış yapış şey de nedir? Bunu o mu yaptı? Çok şık bir hareket gerçekten Kendall. Bence herkes onu kimin yaptığını anladı. Artık tuvaletimi yapabilirim. Hemen şuraya rahatça bir yerleşeyim. Klozet kapağı buz gibiymiş. Burada neler oluyor? Ay, çok soğuk. Ne soğuk? Klozet kapağı mı? Aha, tamam. Dur, sana yardım edeyim. Hadi otur şuraya. Bırak artık, kes şunu. Bu klozete bir daha asla yaklaşmam. Aa, bir fikrim var. Bunun için tişörtüme ihtiyacımız olacak. Üstüne birkaç kat daha giymen lazım. Bu seni ısıtır. Bunu da unutma. Al bakalım. Çorapları da unutmuyoruz. Şu atkıyı da al. İşte şimdi hiç üşümezsin. Ah, teşekkürler. Aa, şimdi ne oldu? Birazdan anlayacaksın. Bana bir makas lazım. Pantolonu kesmem gerekiyor. Ne? Kımıldama. Hayır, sen delirdin mi? Bir saniye. Bu çorapları kullanabilirim. Bunları tuvalet kapağına giydiriyoruz. Bu sayede sıcacık kapağa oturuyoruz.
Bir deneyelim bakalım. Bu neden daha önce aklıma gelmedi ki? Bernie, üzgünüm, uyuyakalmış olmalıyım. Ay, çok iyi fikir. Vay canına, kendi sihirli krallığımız. Hayal ettiğimden çok daha iyi oldu. Ay, çok harika gerçekten. Şuraya bak. Bu bir taç. İlk ben gördüm, o benimdir. Olamaz, senin falan değil. Hayır! Dur! Ama en azından taç benim oldu. Şimdi bir prensese benzeyeceğim. Kim bilir, belki yakışıklı bir prensim de olur. Bu büyük haksızlık. Vay canına, inanılmaz. Bu elbise çok güzel. Ne? Sen benimle alay mı ediyorsun? Taht gibi değil ama idare eder. Nanik! Ne yapacağımı biliyorum. Bana bunlar lazım. Ayağını uzattığın yere dikkat eder misin? Hey, dur! Şimdi bize bir battaniye lazım. Ne oldu? Kimdi o? Neyse. Bu biraz zor olacak. İşte aldım. İmdat! İmdat! Eyvah! Hemen çıkayım şuradan. Ne güzel çalıyorsun. Affedersin. Davulum! İşte sana karşılığı. Teşekkürler. İşte ihtiyacım olan her şeyi toparladım. Kovanın üstüne battaniyeyi örtüyoruz. Kenarlarını içine kıvırıyoruz. Bu bittiğinde köpük makarnaları çevresine yerleştiriyoruz. Sırayla farklı renkler kullanıyoruz. Şimdi klozet kapağını alıyoruz. Daha işimiz bitmedi ama. Hobbit'in içinden çıkıntılarını alıyoruz. Sonra bunları tuvalet kapağının her yerine yapıştırıyoruz. Ne güzel rengarenk oldu. Aynısını üst kapağını da yapıyoruz. Bayıldım. Ben de bayıldım. Üstüne bastırabilir miyim? Çok eğlenceli. Kendimi tutamıyorum. Tam bir taht gibi oldu. Harikasın. Ama şimdi kendimi kötü hissettim. Bu tacı senin almanı istiyorum. Gerçekten mi? Bunu kabul edebilirim. Vay canına, kendimi müthiş hissettim. Çok teşekkür ederim. Şimdi sen de benim tahtımın üstüne otur. Ben de bunu demeni bekliyordum. Vay canına, çok yumuşak. Nerede bu? Al bakalım. En iyi atışım bu mu yani? Hey, yüze atmak yok, kuralları biliyorsun. İşte şimdi başım belada. Ne? Hayır. Olamaz. Tuvalet kağıdı. Sen ne yaptın? Ama istemeden oldu. Beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattınız kızlar. Bunun için size bir cezam var. Ve onun için en doğru yerdesiniz. Bir şeyler yap. Bir şeyler düşün. İyi şeyler düşün. Ne yapacağız sen? Ne yapacağız? Buldum. Hadi getir eline. Ellerimizi bu ajnat köpüğünün içine sokuyoruz. Bununla bir kalp yapmamız lazım. Şimdi dikkatlice ellerimizi olduğu yerden çekiyoruz. Sonra bunun içini sıvı alçıyla dolduruyoruz. Bu biraz zaman alacak. Şimdi bekliyoruz. Oldu sanırım. Şimdi işin eğlenceli kısmına geldik. Alçıyı oradan çıkarmamız lazım. Önce kesip böyle açıyoruz. Sonra içine ellerimizi sokuyoruz. Şuna bak. Müthiş görünüyorlar. Ama şu anda biraz sıkıcılar sanki. O yüzden onları boyamamız lazım. Kendi, dur ben yapayım. Vay canına, harika bir renk seçimi. Mükemmel. Elleri tam buraya koyuyoruz. İşte harika tuvalet kağıdı tutucumuz hazır. Aferin bize. Çak hadi. Annem. Merhaba kızlar, yemek hazır. Bu da ne? Çok şık bir şey. Vay canına. Bunu siz mi yaptınız? Çok yeteneklisiniz kızlar. Hadi şimdi gidip yemeğimizi yiyelim. Bu haksızlık. Sakin ol tatlım. Buna ne dersin? Bak yumuşacık. İstemiyorum. Aklıma başka bir şey de gelmiyor. Bak oyuncak bebek. Çok güzel. Şaka mı bu? Çek şunu. Hiçbir şey işe yaramıyor. Lütfen ağlamayı kes. Nefret ediyorum. Oyuncak ayıya ne dersin? Evet. Çok şirinmiş. Hoşuna gitti mi? Hoşuma gitti mi? Bundan nefret ediyorum. Ne yapacağım ben? Başandığı bir şeyler olmalı. Bu olmaz. Biraz daha düşün. Bu nedir? Baskı altında dağılıyorum maalesef. Bir dakika. Bu olur mu acaba? İşte bu.
Tam ihtiyacım olan şey. Oo, harika. Hey, terbiyeli olur musun? Şaka yaptım canım. Birden sana bayılacak. Şimdi sana bir bakalım. Bunun içine meyve suyuyla dolduracağız. En iyisi şu kabı kullanalım. Çünkü etrafa meyve suyu damlatmak istemiyorum. Bu işimizi kolaylaştıracak. Şimdi tıpasını kapatıyoruz. Umarım işe yarar. Birine bak bende ne var. Bu nedir? Üstüme dişini yapıyor. Yoksa hata mı yaptım? Bunu gördün mü? Bu çok ama çok acayip. Teşekkürler anne. Bu gördüğüm en güzel oyuncak. Çok rahatladım. Birine... Hayır. Yapma lütfen. Yalvarırım yapma. Bu meyve suyu mu? Gönder gelsin ufaklık. Yapma kızım, bırak şunu. İnsanın kendi kendine geçirdiği kaliteli zaman gibisi yok. Vay canına, çok iyi hallettim. Eserimle gurur duyuyorum. Ama çok fena kokuyor. Sifonu çekeyim bari. Babacığım, hazır mısın? Dizimizi, kafası kopmuş. Sen iyi misin ufaklık? Oyuncağımın haline bak. Üzgünüm ama bunu tamir edemem. Sorun yok, elimde hala bu parçası var. Aklıma bir fikir geldi. Bunun için zincirime ihtiyacım olacak. Zincirin bu ucunu klozet kapağına tutturuyoruz ve diğer ucunu da kisimisiye takıyoruz. Sonra bunu klozet kapağının içine tam buraya yapıştırıyoruz. Sifonu çektiğimizde su kisimisiyi aşağıya çekiyor. Böylece klozet kapağı kapanıyor. Etkilendim doğrusu, bir ödülü hak ettin. Bak bende ne var. Vay canına, kisimisiye. Teşekkürler babacığım. Hoşuna gittiğine sevindim. Klozet gibi kokuyorsun. O benim tıraş losyonum. Demek buradasın Kendall. Anneciğim. Burada neler olmuş? Her şey dağılmış. Evet, öyle oldu maalesef. Sen neden bununla oynamıyorsun? Bence bu hoşuna gidecek. Ay canına, çok harikaymış. Hadi ver onu bana. O zaman git al. Sonunda gidebildi. Sanırım burayı temizlesem iyi olacak. Umarım bu çikolatadır. Yoksa ona tuvalet eğitimi vermem gerekecek demektir. Bunu anlamanın tek bir yolu var. Bir dakika. Neyse ki çikolataymış. O zaman ovalamaya başlayabiliriz. Şu klozete bak, pırıl pırıl oldu. Tuvalet fırçasıyla harikalar yaratıyorum. Klozetin suyu her yere damlıyor. Bir bu eksikti. Yerler sırılsıklam oldu. Bu sorunu nasıl çözeceğimi biliyorum. Fırçayı klozet kapağının altına sıkıştırıyoruz ve suyun klozetin içine damlamasını sağlıyoruz. O da ne? Bu nereden düştü şimdi? Kağıdı yine rulosuna sarıyoruz. Uç kısmını çevirip musluğun ucuna doğru bastırıyoruz. Bu sayede kağıdın ucunu yapıştırıyor. Gereksiz açılmasını önlüyoruz. Şimdi bize bir şişe esanslı yağ lazım. Şişenin ağzını tuvalet kağıdına bastırıyoruz. Bu sayede kağıdın çok hoş kokmasını sağlıyor. Müthiş kokuyor. Bu da ne? Çok pis kokuyor. Bu çöplerden kurtulmamız lazım. Kendall'ın bunu boşaltması gerekiyordu. Çok iğrenç. Bir parça pamuk alıp üstüne esanslı yağ damlatıyoruz. Sonra bunu çöp kutusunun dibine koyuyoruz. Bunun da üstüne çöp torbamızı yerleştiriyoruz. Bu sayede artık çöp kutumuz pis kokmuyor. İşte bu kadar. Banyo şu an harika görünüyor. Keşke hep böyle kalmasını sağlayabilsek. Merhaba anneciğim. Bak çikolata buldum. Ay be. Kendall neden? Selam canım. Kurtlarını dökmeye hazır mısın? Pardon. Ay. Bir dakika. Turunumda bunlardan var. Tek gereken bir silikon tabancası ve eğlenceli renkler. Doldurabildiğin kadar çok çukuru doldur. Güzel. Şimdi hepsi hazır. Yani neredeyse. Denemek ister misin? Al bakalım. Tam uydu. Bayıldım. Teşekkürler. Hadi gidelim. Düştük ve kalkamıyoruz. Bitiyor mu artık? Evet, büyük kısmı bitti. Harika. Bir dakika. Annem bunu görünce çıldıracak. Evde kimse var mı?
Pardon, korktum da biraz. Tamam, derin nefes al. Teşekkürler. Bir dakika. Sanırım bir fikrim var. Şunun gibi lastik bir kalıp al ve içine renkli jöle ayıcıklar yerleştir. Farklı renklerde birkaç tane seçiyorum. İçine çepeçevre sok. Sonra ayıcıkların üzerine epoksi reçine dök. Ağzına kadar doldur. Artık takmak için hazır. Ne tatlı değil mi? Dövmemi de tam kapatıyor. Şimdi tamam. Üstünü kapatacak mısın yani? Ama neyse. Betty, dönmüşsün. Ha, Selim anne. Ha? Aa! Dönme mi? Aha, benimkinin yanında minicik bak. Aha, canına harikasın. Anasına bak, kızını al. Küçücük bir alkış. Bu hiç eskimez. Şunlara bak. Kelepçe mi? Ay, bunların ortalıkta durmasını istemiyorum. Neyse. Bunu aldım mı hatırlamıyorum. Gir bakalım. Oje mi? İhtiyacım yok. Bu kutuya bu kadarı yeter. Hepsi bitti. Ay, orada ne ölmüş ya? Oh, kestirmek iyi geldi. Daha da mı bir şeyler gelmiş? Çok hoş. Ama bana daha fazlası lazım. Bunun içinde ne varmış bakalım? Vay canına. Peki. Oje mi? Bu kesinlikle işime yarayabilir. Oje sürme zamanı ama alıştığın tarzda değil. Bu sefer parmakları süslüyoruz. Şu boya şeridini görüyor musun? Jel ojeyi oraya sür, bekleyip kurusun. Sonra ultraviyole ışığının altına koy. Fazla sürmez. Şimdi çıkar ve işin eğlenceli kısmına geçelim, süslemeye. Şöyle ince bir fırça daha iyi olur. Bu kalp ne tatlı değil mi? Bir dakika kadar sürebilir ama buna değer. Bak, yeni bir yüzüğün oldu. Ya da iki tane. Oh, ağzından nefes al. Ha? Ne müthiş. Bu yüzükler cidden çok güzel. Bunlar mı? Onları satın alabilirim. Önce sen. Sen. İyi, peki. Yaşasın. Zengin oldum. Onları yıkayabilirim. Ne? Siz daha da mı yüzük istiyorsunuz? Annemin doğum günü olduğunu unutmuşum. Bunun içinde bir şey olmalı. Yokmuş. Buralarda bir para mı olmalı? İşte şimdi alışveriş zamanı. Telefona param yeter mi? Yeni bir arabaya. Peki, bir güle. Teşekkürler. Yine bekleriz. $2'lık herhangi bir şeyiniz var mı? Son buketimi de demin sattım. Of ya. Birkaç yaprak kalmış sadece. Aslında buldum. Dökülmüş yaprakları atma. Şeffaf oje ile üstlerini boya. Sonra ultraviyole ışığının altında beklet. Güzel. Şu küpe iğnesini takmaya tam uygun. Havalı değil mi? Çok hoş. Anne. Selam Betty. Senin için bir şeyim var anne. Ne kadar tatlısın. Çok güzeller ve de çok benzersiz. Teşekkür ederim. Seni seviyorum bebeğim. Bunu değiştirmenin zamanı geldi. Taze takılar dumanı üstündeyken alın. Bu gece büyük gece. Amanım. Koltuk altlarımdan mı geliyor? Bu tüm kokumu giderir. Tamam. Her an gelebilir. Zamanı geldi. Gir bakalım şuraya ufaklık. Geliyor. Hey. Selam. Hayatım, inanamayacaksın bugün. Şu tatlını yesene. Tamam, bugün ofiste
Amanın. Eyvah. Onu yutmadı değil mi? Ne? Yüzüğü görmedin mi? Oh, tatlının içine koymuştum. Aa, bu iyi olmadı. Hayır. Kolyen. Ne? Ay, yok bir şey. Bekle. Şu küçük saç düzleştiriciyi görüyor musun? Mumlu kağıtla kapla ve içine boncukları koy, bastır. Vay canına, çok havalı. Şimdi tek parça halinde çıkar. Ve kalın bir kaleme sar. Şimdi sertleşti, bak. Betty? Ne? Aa, beni dünyanın en şanslı erkeği yapar mısın? Benimle evlenir misin? Aa, ay. Ne? Selam. Aa, bir adam mı? Buyurun. Bakalım bu konuda ne yapabileceğim. Tamam. Ne görüyorsunuz? Kartlara bakalım. Aa, çok havalı. Peki. Merak etme. Kristal küre her şeyi söyler. Bana aşkın anlamını söyle, kristal küre. Aa, bunun olması normal mi? Ah, ah, neler gördüm, neler. Ay, ben gitsem iyi olacak. Bir dakika. Bir şeyleri anlıyorum. Evet, budur. Biraz epoksi reçine al ve içine kırmızı gıda boyası kat. Sonra iyice karıştır. Ne güzel değil mi? Sonra istediğin bir kalıba dök. Sertleşince çıkarabilirsin. Ama daha işimiz bitmedi. Kolye hazır. Bak. Ah, buna bayıldım. Çok güzel. Vay canına. Ah, beni beğeniyor mu yani? Teşekkürler. İyi eğlenceler. Görüşürüz. Hadi gidelim. Ofiste yine sıradan bir gün. Ay! Bunu sen al. Bekle. Hayatım, tek aşkım sensin. Yaşasın. Atıştırma zamanı. Getirin yemeğimi. Of. Ay, olamaz. Bu kötü bir fikirdi. Aa, anne. Tatlım. Neredesin? Aşağıdayım. Düştüm. Çok acıkmıştım ama tezgah çarptım. Ah canım. Bir dakika. Ah, buldum. Önce bu disk pamuğu kesiyorum. Sonra biraz gıda boyası damlatıyorum. Bu bir tür gökkuşağına benziyor. Çok güzel oldu. Ardından bir kase süt hazırlıyorum. Sonra renkli pamuğu içine koyuyorum. Şuna baksana. Ne kadar güzel değil mi? Renklerin dansını görmek için karıştırıyorum. Sütte bayağı eğleniyorlar. Bak, aç gözlerini. Oo, harika. Onları dans ettirmek istiyorum. Bu işte iyiyim değil mi? Eğleniyor musun tatlım? Hah, evet baba. Sırada mavi var. Hayır. Neyse. Sıradakine geçelim. Güzel oluyor. Ay, yok artık, yine mi? Bu hiç iyi değil. O da neydi? Neyse. Size güveniyorum çocuklar. Hadi ama. Ah. Hayır. Neler oluyor? Mum boyalarım sanatıma dayanamıyor. Şuna baksana. Aa, aa. Ben hallederim. Evet. Ha? Ben spadayken olmaz. Görmezden geleceğim. Annecik cevap vermiyor. Bu iş bana kaldı. Sosisli sandviçe sarıl. Mum boya, mum boya. Hadi defile yapalım. Tamam, babanın mola ihtiyacı var. Bekle bir dakika. Neden bunu daha önce düşünmedim? Bana sadece bu lazım. Tabii ki bir de peynir rendesi. Hadi alsın bakalım. İşte geliyor. Sanki süsleme şekerlerine benziyorlar.
Vay canına, ne kadar güzel, öyle değil mi? İşte. Fakat henüz işim bitmedi. Hadi burayı ısıtalım. Mum boya parçaları eriyor, gördün mü? Böylece boyaların boşa gitmeyecek. Artık gözyaşı yok. Yepyeni bir tişörtün oldu. Vay canına, bayıldım buna. Şu renklere bak. Konfeti gibi oldular. O zaman beni kutlayalım. Bu partiye herkes davetli. Teşekkürler babacığım. Tamam, şimdi kımıldama, tamam mı? Doğru acıyı yakalamam gerekiyor. Böyle kal, duydun mu? Aa, bu çok fazla. Biraz yaymak lazım. İşte yeterince iyi mi? Aa, birbirlerine hiç benzemiyorlar. Hey, neler oluyor? Galiba resimlerine öfkeleniyor. Bence bu tarz daha iyi. Yoksa değil mi? Pes ediyorum. Bu iş bana göre değil. Alex, bütün sanatçıların alıştırma yapması gerekir. Ama çok sinirliyim. Sana küçük bir ipucu vereyim. Kağıdı bantla. Sonra boyayı sık. Yaymak için spatula kullan. Sonra aynı şeyi yeni bir renkte daha yap. Onları farklı yüksekliklerde yapabilirsin. Gördün mü? Bu şerit kapatıcı da işine yarayabilir. Şimdi kediciklere benziyorlar. Gördün mü? Şekillerin ana hatlarını çizince her şey ortaya çıkıyor. Detaylarla uğraşarak eğlenebilirsin. Çok tatlı olmadılar mı? Bandı çıkarma zamanı geldi. İşte ne düşünüyorsun bak? Vay canına, bunu sen mi yaptın anne? Aynı benim kediciğime benziyorlar. Şimdi sıra bende. Nasıl yaptım? Sen harikasın anneciğim. Anne, çok ateşim var. Ama yine de üşüyorum. Hasta olmaktan nefret ediyorum. Hasta olduğun için çok üzgünüm tatlım. Ateşin hızla da yükseliyor. İlaç içmen gerekiyor. Hadi bakalım Essie. Dondurma mı? Hayatta olmaz. Onu istemiyorum. Ne? Dondurma mı? Hastayken dondurma yiyemezsin ama. Lütfen babacığım. Bana öyle köpek yavrusu gibi bakma. Seni seviyorum. Hayır, direnmeliyim. Yapamam. Sen benim kahramanımsın ama baba. Ya da ben öyle sanıyorum. Şimdi kendimi çok kötü hissettim. Bekle biraz. Bir fikrim var. Ver şunu bana. Affedersiniz, bunu ödünç alacağım. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu şeyi birleştirme zamanı. Essie'ye dondurma alamayabilirim ama en azından onun beklediği şekilde değil. Ancak bu onun gözüne tekrar girmemi sağlayacak. Ne yaptığımı anladın mı? Şimdi bunu keselim. Çünkü sıra onu renklendirmeye geldi. Birkaç damla yeter de artar bile. İstediğin renkleri seçebilirsin. Essie gökkuşağının her rengini çok sever. Bu yüzden çok renk kullandım. Şimdi biraz daha yapıştırıcı sürelim. Tüm dondurma toplarını sürmeyi ihmal etmemeliyim. Süsleme şekeri zamanı. En azından bunlar süsleme şekeri gibi olacak. Yapıştırıcı hepsini yakalayacak. Şöyle bir sallayalım. İşte şimdi hazır. Canın hala dondurma çekiyor mu? Yalan söylüyorsun. Tamam ama bunu buraya bırakıyorum. Ver şunu. Yaşasın. Teşekkür ederim baba. İlacımızı içelim mi? Peki, tamam. İşte sağlık uçağı geliyor. Sonunda bu son tabak. Kimse bakmıyor. Essie'yi aklımdan çıkaramıyorum. O benim tek gerçek aşkım. Merhaba. Bugün çok güzel görünüyorsun Essie. Gerçekten mi? Ben de seni gördüğüme sevindim. Bu senin için. Gerçekten mi? Bu çok hoşmuş. Ama boş. Neden ki? Bu çok tuhaf. İyi bir hediye düşünmeliyim. Essie ne severdi acaba? Para mı? Buldum. Anneciğim,
Hediye vermek için biraz paraya ihtiyacım var. Çok lütfen para. Para mı? Tamam iyi. Al bakalım. Madeni para mı? Sonuçta bu da para. Başka param yok. Çok yazık. Ben sadece kağıt olanlardan istiyorum. Şimdi ne olacak? Üzgünüm. Peki buna ne dersin? Çok yavan. Tamam. Buldum. Bekle. Bunun Esin'in kalbini çalacağı kesin. Bol bol sabuna ihtiyacım olacak. Sonra bir fırçayla hepsini karıştırıyorum. Artık renkli bir sabunumuz var. Kalp şeklinde bir kurabiye kesici kullanalım. Kalıpta köpükleri yakalayalım. İşte böyle. Şimdi kağıda basalım. Pat! Bunlardan bir sürü yapabilirsin. Esi beni asla sevmeyecek. Ha? Belki bunu Esi'ye verebilirsin. Vay canına. Teşekkürler anne. Selam. Merhaba Esi. Ne haber Alex? Bak bunu senin için yaptım. Gerçekten mi? O çok tatlı. Bundan çikolata mı? Çikolataya bayılırım. Ben de çikolataya bayılırım. Rica ederim. Okula gitmeye hazır sayılırım. İyi günler tatlım. Bir dakika. Az kalsın unutuyordum. Sonunda gitti. Artık üstümü değiştirebilirim. Sıkıcı giysilerden kurtuluyorum. Böyle daha iyi. Sonunda kendim olabilirim. Bu ruj rengini seviyorum. Lexi! Anne! Hepsini açıklayabilirim. Umarım iyi bir açıklamam vardır. Geç kaldım. Bir saniye. Saat kaç? Bugün pazar. Yatakta tembel tembel yatabilirim. İşte hayat budur. Sabah kahvesinin yerine hiçbir şey tutmuyor. Temizliğe başlama zamanı. Bu şarkıya bayılıyorum. Bu gürültü de ne? La 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 la, pazar günü temizlik yapmak haftanın en harika günü. İyi bir temizlik gibisi yok. Kesin şu gürültüyü. Bir dakika. Galiba işe yaradı. Artık güzellik uykumu alabilirim. Bugün hamamdayım. Kendi ellerimle bir şeyler yapabilirim. Al sana. Stresten kurtulmak için harika bir yol. Bu işe yaramıyor. Düşünmeliyim. Buldum. İşte ihtiyacım olan bu. Beni hiçbir şey durduramaz. Ben bir matkabım. Evet. Hadi ama. Bunu yapmak zorunda mı? Sırada ne var? O da tertemiz oldu. İşte hepsi bitti. Başarılı bir iş daha. Ter içinde kaldım. Sıra şekerleme yapmaya geldi. Sonunda. Artık hazırlanabilirim. Sessiz olmalıyım. Lütfen uyanma. Dikkat. Başardım. Anahtarımı alayım. Ani hareketler yapmamalıyım. Lütfen uyanma. Bebek gibi uyuyor. Tamam. Gitmeliyim. Görüşürüz. Bir yere mi gidiyordun? Annem, bu sadece bir rüya. Ama bence bir şey unuttun. Anne, ders çalışmak çok sıkıcı ama ya. Buluşma zamanı yaklaşıyor. Çok heyecanlıyım. İşte geldi. Selam tatlım. Selam, bunlar sana. Bu da kim? Anne. Yakından inceleyeyim bakayım. Selam.
çok zevksiz giyiniyor. Anne, beni utandırıyorsun. Ha, bir dakika. O çiçekler tanıdık geldi. Bahçemi mahvetmişsin. Ah, gidin buradan. Aa, tamam. Yine de bir buluşma sayılır değil mi? Gidelim mi? Gidelim. Hoşça kal anne. Gözlerimi bu ikisinin üstünden ayırmasam iyi olacak. Çiçekler için teşekkürler. Çok güzeller. Senin kadar güzel değiller. Aa, şu annem mi? Aa, yok canım, o değildir. Kılık değiştirmek işe yaradı. Benden asla şüphelenmezler. Ne yapıyorlar? Muhteşem görünüyorsun. Ah, ne güzel şeyler söylüyorsun. Ne? O da ne? Aa, bilmiyorum ama acıttı. Bu ağacı buluyormuş, bir yapayım. Şu yapraklara bak, ah ne yazık. Dur bakalım. Ah, buna inanamıyorum. Seninle zaman geçirmeyi seviyorum. Fazla yayılma dostum. Ah, dip dibe oturuyorlar. Bu parkı kim temizliyor? Rezalet yapmışlar. Ah, işte tam sırası. Hayır değil. Ha? Ağaçlarda bir şey mi var? Orada neler oluyor? Her yer yaprak oldu. Aa, her şeyi görebiliyorum. Anne! Seyir burası rahatmış canım. Anneciğim, anneciğim. Ah, merhaba canım. Geliyorum. Ah, sen iyi misin? Oh, canım çok acıdı anneciğim, bak. Ah, tatlım. Bir dakika, bende bir şey var. Biraz pamukla acını azaltabiliriz. Ve kanamayı durdurabiliriz. İşte böyle. Teşekkürler anneciğim. Bebeğim için her şeyi yaparım. Şekerleme mi o? Çikolata gibi kokuyor. Hı, tadı da güzelmiş. Bingo! Bir kase dolusu çikolatalı reje. Olamaz. Birimi geliyor. Hiçbir şey göremiyorum. Sadece bir sürü mobilya var. Bayağı incecik. Annie, ne yapıyorsun sen? Oyuncaklarına dikkat et. Aa, düşüyorum. Kafana dikkat et. Aa, beni kurtardın. Uf, az kalsın kafanı patlatıyordun. Aa, bir fikrim var. Sünger temizlikten daha fazla işe yarayabilir. Süngerle darbeleri çok yumuşatabiliriz. Aa, harika bir şey bu. Hadi bir dene o zaman. Ah, hiçbir şey hissetmiyorum. Harika o zaman. Aa, başka nereye vurabilirim kafama? Ama canına müthiş. Acele et tatlım, geç kalıyoruz. Anne, senin alışveriş yapmayı çok seviyorum. Aa, evet tatlım. Sen şimdi burada dur. Bagaja yüklemem gereken bir sürü şey var. Ne? Annie? Aa, benden saklanmaya mı çalışıyorsun? Ama hiç başarılı olamadın. Hadi gel artık. Lütfen yanımdan ayrılma. Tam burada dur, olur mu? E, tamam anneciğim. Bu yoksa düşündüğüm şey mi? Tamam o zaman. Şimdi nereye gittin Annie? Ne yapıyorsun Annie? Ah, merhaba anneciğim. Hadi gidiyoruz, gelsene. Ah, ben gitmek istemiyorum ama. İşimiz neredeyse bitti, tamam mı? Tamam, birkaç çorba daha yükledik mi? Sen ciddi misin Annie? Şimdi neler yapıyorsun? Sen ve o kalpler. Şu işi halledelim artık. Bir daireye ihtiyacımız var. Elimizi üstüne koyup kalemle izini çıkarıyoruz. Elimizi kıpırdatmamaya çalışıyoruz. Neredeyse bitti. Güzel. Şimdi elin çevresindeki alanı boyuyoruz. Ben renk olarak turuncuyu tercih ettim. Ama sen istediğin tonu seçebilirsin. Ve işte bitti. Bunu direkt arabamıza yapıştırıyoruz. Merak etme, kalıcı bir şey değil. İşte güzelce yapıştırdık. Annie, hadi gidelim tatlım. Eller buraya. Aa, bu müthiş. Bu benim özel el çıkartmam mı? Çok harika. Bir yere kımıldama, tamam mı? Elin hala orada mı? Aferin. Bu park çok güzel değil mi? Allah canına. Çok güzel. Merhaba. Eva. Bak ne kadar yüksekteyim. Derhal aşağı iniyorsun. Olmaz.
hiç sözümü dinlemez. Eva bak, geliyorum Bay Muz. Of, kıymık saplandı. İşte bu yüzden ağaçlara tırmanmıyoruz. Eğer bildiğim bir iki tüyoyu da bilmesem ben nasıl anneyim ki? Cımbızın mı yok? Aa, hiç sorun değil. Ufak bir müdahale ile işte oldu. Gördün mü? Sen bir sihirbazsın anne, teşekkürler. Görüşürüz. Hey Eva. Bu kesin işe yarayacak. Sadece iyi nişan almalıyım. Of, neler oluyor? Oh, Esi. Şu an yüz ifadeni görmen lazım. Yaylım ateşine devam. Of, olamaz. Parmağımdaki şu korkunç kıymığa bak. Pekala, sakin ol bakalım. Şimdi bu kıymığa biraz daha yakından bakalım, olur mu? Evet, parmağına bir kıymık batmış. Yalnız bunun için seni daha iyi muayene etmeliyim. Şimdi bu stetoskopu kullanacağım, tamam mı? Bir bakalım. Tam düşündüğüm gibi. Sana ne gerektiğini biliyorum. Bu çok işe yarayacak, biliyorum. Hah, işte burada. Onu bana yaklaştırma sakın. Öf, peki. Çek içine dersin o zaman. Ne? Evet, haklısın. Peki, kürek o zaman. Sen nasıl bir okul hemşiresisin? Bu sadece kıymık. Ha, tabii, haklısın. Burada kullanabileceğim bir şeyler olmalı. Ah, şırınga, bu işimizi görür. Şimdi hareket etme lütfen. Hayır. Hadi bakalım, şimdi bu emme etkisi kıyımı yerinden çıkaracak. Ve bitti. Artık tamamen iyileştin. Ah, yaşasın. Kıyımık yerinden çıktı ve hiç acımadı. Aynen öyle. Ama parmağım hala biraz acıyor. Ne? Neler oluyor? Hazır mısınız kızlar? Hadi ucumuzu alalım. Sorun nedir kızım? Bebeğimin saçlarını taramaya çalışıyorum ama hepsi birbirine karışmış. Olur öyle şeyler tatlım. Bir dakika, aklıma bir fikir geldi. Babamın saçları çok güzel. Ama şimdi onları daha güzel yapacağım. Hey, saçlarıma dokunma. Üzgünüm, sadece yardımcı olmaya çalışıyordum. Saçımı bu hale getirmek için çok uğraştım. O zaman saçına bir toku takayım. Orada neler oluyor Cina? Kes şunu. Baba, hiç eğlenceli değilsin. Sanırım bebeğime kaldım yine. Babam bana hiç iyi davranmıyor. Bu kadar okumak beni yordu. Belki biraz daha beklesem iyi olacak. Biraz gözlerimi dinlendireyim. Şöyle uzanıp pahalı saç ürünlerinin rüyasını göreyim. Aa, işte tam fırsatı. Ama sessiz olmam lazım. Ay, lütfen uyanma. Az kaldı uyanacaktı. Of, hadi ama. Vay canına, ne derin uyuyor. O zaman acele etmeyeyim. Hey, ne güzel melodi. Ah, eyvah. Bütün saç spreylerini verin bana. Ne tuhaf rüyalar görüyor öyle. Tamam, yapalım şu işi. Çok güzel görünecek. Ne? Ne oldu az evvel? Ne kabustu ama, birisi saçlarımla uğraşıyordu. Ha? Bunun saçımda ne işi var? Neler oluyor? Olamaz, saçım. Cina, bunu sen mi yaptın? Hayır, çocuk kendi halinde oynuyor. Ha, bir dakika, ben neyin üstüne oturuyorum? Ha, yün mü? Ha, şiş de varmış burada. Moraracak kesin. Olamaz. Hey, bu aklıma bir fikir getirdi. Bu tam ihtiyacım olan şey. İşte bu Cina'yı meşgul eder. Resmi düz bir yere koyuyoruz. Sonra üstünü bantla kaplıyoruz. Aynen böyle. Şimdi resmi kesmemiz gerekiyor. Başında açtığımız deliklerden ucuna yün bağladığımız bu iğneyi geçiriyoruz. Kafası saçla dolana kadar bunu yapmaya devam ediyoruz. Vay canına, harika görünüyor. Cina, bak ben ne yaptım. Al bununla oyna. Görüşürüz oyuncak bebeğim. Bu çok harika. Bak, saçlarını tarayabiliyorum. Çok güzel görünüyor. Şimdi saçına birkaç toka takalım. Tokalarla işimizi tamamlayacağız. Çok güzel görünüyor. Neredeyse benim saçım kadar da güzel oldu. İstersen seninkileri de bir dönüşüme sokabilirim. Yok, sanırım böyle kalsa daha iyi. İşte şimdi uyuyabilirim. Bu hayatında gördüğün en şirin şey değil mi? Bence ufak bir atıştırmalığı hak etti. Kocaman aç ağzını. Sanırım hoşuna gitti bak. Yemek borusunun tamamından aşağı indi. Vay canına, o zaman sırada ne olduğu belli. Al bakalım ufaklık. Hadi beraber sindirim dansını yapalım. Tamam, sanırım artık zamanıdır. Keyfini çıkar ufaklık.
İşte çıktığını görebiliyorum. İğrenç ama diğer yandan iyi. Bitti mi işin? Islak kum gibi bir şey bu. Çok iğrenç. Geliyorum. Hey, çekil şuradan. Uf! Oraya benden önce asla ulaşamazsın. Şöyle bir takla atalım. Uf, zemin sertmiş. Neredeyse vardım. Bugün hiçbir atak beni engelleyemez. Uhu! İşte, güzel atladım. Ah, fazla hızlı gitmiyor musun? Hah, girdim işte. Ah, neyse. Sabah, saç bakımı tamamdır. Harika görünüyorum. Ağız kokusu senden de kurtulalım. Hepsi sürecin bir parçası. Ve sırada banyo konserimiz var. Evet, kaldırın hadi elleri. Orada ne yapıyor? Tanrı aşkına. Of. Ama asıl işini halletmeden güne iyi başlayamazsın. Orada roman falan mı yazıyor bu? Bir dakika, onu hızlandırmanın yolunu buldum. Ha? Neler oluyor? Bu sana bir ders olsun. Bu zalimceydi ama. Ama olayı şu zımbırtı sayesinde lehime çevirebilirim. Bunu klozetin yanına asıyoruz. Kapağı kapatıyoruz ve artık ışığımız hazır. Üstelik istediğin rengi ayarlayabiliyorsun. Sanki kendi yaptığın ışık gösterisi gibi bir şey. Heh, çok daha iyi oldu. Artık buradan hiç çıkmayabilirim. Bye bye. Kendimi yeni biri gibi hissediyorum. Işık yandı tekrar. İyi oldu çünkü şu an inanılmaz bir şaka hazırlığındayım. İçeri girip bunu gördüğünde neler hissedecek bakalım. Kokuyu da unutmamam lazım. Oh, çok ferahlatıcı. Tabii ahır kokusu hoşuna gidiyorsa. Ne uzun sürdü. Bu olamaz. Sen ne yaptın burada? Çok kötü kokuyor. Bu ne ya? Bu kabul edilemez. Böyle daha iyi. Şimdi yapacak epey işim var. Yalnız mümkün olduğunca az kuvvet harcayayım. Çünkü bu sıvılar ovalama işini benim yerime yapacak. Renkleri eğlenceli görünmüyor mu? Şimdi bu iğrençliği yok edecek. Hiç ovalamaya gerek yok. Hadi yap işini. Ürkütücü ufak sünger. Köpüğü de unutmak olmaz. Böyle bolca döküyoruz. Burada sanki parti veriliyormuş gibi görünüyor. Umarım yeterince sıkmışımdır. Şimdi tek yapmamız gereken sifonu çekmek. Bay bay iğrenç artıklar. Hiç özlenmeyeceksiniz. Şimdi bu güzelliğe bak. Üstelik harika kokuyor. Ha, şimdi sıra bende. Sanki buzun üstüne oturdum. Acaba bununla bir şey yapabilir miyim? En azından denemiş olurum. Bu sayede derim kapağa değmemiş olur. Hey, burası hala buz gibi. Tüylerimden belli zaten. Yok, bu tuvalet kağıdı işi olmadı. Ama benim başka bir fikrim var. Hobbit'imden bahsediyorum. Hadi gelin bakalım ufaklıklar, sihrinizi konuşturun. Kapakta önce siz oturun, sonra ben oturayım. Yani kapakla aramda bir bariyer oluşturun. Bu da sonuncusu. Harika olmadı mı? Ayrıca görüntüsü de güzel oldu. Hadi şimdi bir deneyelim. Çok rahat olmuş. İşim uzun sürmeyecek gibi. Demiştim, bu aklıma bir fikir getirdi. Ona karşılığını vermem lazım. Şunu biraz ısıtalım. Çok iyi oldu. Hadi bakalım. Bu şey çikolata mı yoksa malum şey mi? Umarım ikincisi sanılır. Tuvalet artık müsait. Tanrım, nihayet. Ne vardı? Şuna bak. Doğrudan bunun üstüne oturabilirsin. Vay canına, bayağı iyi olmuş. Geliyorum. Ben neye bastım öyle? Muhteşem olmadı mı? İntikam gerçekten güzel bir duygu.
Hareket edemiyorum. Sanırım kusacağım. Alın şunu ayağımın altından. Tamam, sakin kalmaya çalış. Kız kardeşim olmasından kesinlikle nefret ediyorum. Sanırım hızlı bir duş alıyoruz. Ne? Su yok mu? Kabus gibi bir şey bu ya. Ayağımı neyin içinde yıkayabilirim acaba? Sanırım bu şeyin yararı olabilir. Hadi bakalım. Birazdan tertemiz olacaksın ayağım. Bunun içini köpükle doldurup ayağını sokuyorsun. Ayağım gıdıklanıyor bu arada. Ama diğer yandan çok rahatlatıcı. Güzel bir masaj gibi. Şimdi ayağımı durulamak için botu giyiyoruz. Nihayet ayağım mis gibi temiz görünüyor. Şimdi bunu Sunny'ye bir göndereyim. Benim elimden hiçbir şey kurtulmaz, tamam mı? Ha? Mesaj mı geldi? Ayağı nasıl hemen tertemiz oldu? Orada neler oluyor? Beni asla aldatamazsın kız kardeşim. Saçını yıkamam mı gerekiyordu? Çünkü şimdi gerekiyor. İğrenç! Beni yalnız bırak hemen. Kendimi çok pis hissediyorum şu an. Şampuan harika geldi. Şimdi saçımıza şekil verelim. Ne güzel. Yalnız uzun sürmese ne iyi olurdu. Nihayet bir şeye benzedi herhalde. Hey, güzel olmuş. İşim bitti. Herkes nerede? Bu da ne? Saçımı daha yeni yapmıştım. Tam isabet. Bu komik mi yani şimdi? Saçım yine sırılsıklam oldu. Bir dahaki sefere bunu tak o zaman. Plastik torbamı. Aslında bunu kullanabilirim sanırım. Saçımızı torbanın içine sokuyoruz. Sonra yukarı doğru çevirip arkadan bağlıyoruz. Saç kurutucusunun ucunu sokmak için buraya ufak bir delik açıyoruz. Es bakalım sıcak hava. Aynı kuafördeki gibi değil mi? Sen aklını mı kaçırdın? Sen karar ver o zaman. Bence gayet güzel oldu. Ben şok. Artık çıkalım yoksa geç kalacağız. Önümüzde uzun bir gün var. Bu kapı niye açılmıyor şimdi? Kendimizi içeri kilitlemişiz. Buna inanamıyorum. Sanırım banyoda takılacağız bugün. Sabah koştura koştura buraya gelmiştik. Şimdi ise tek yapmak istediğim bir şeyler yemek. Burada yenilebilir bir şeyler var mı? Bende bir iki atıştırmalık olabilir. Vay canına, sen bir harikasın. Tut şunu. Hey, bunu yemek hiç kolay değil. Bugün çok sakarım. Belki bunu halledebilirim. Al bakalım, bu senin tepsin olsun. İçecekleri bile koyabiliyorsun, gördün mü? O zaman afiyet olsun bana. Harika kahvaltı diye buna derim. Senin işin tamam. Benim canım daha çok tatlı bir şeyler istiyor. Ve temaya uygun olarak her şeyi klozetten yiyeceğim. Yani içi şeker dolu olanlardan. Çok güzel. Kızlar, içeride misiniz? Babam bu. Boş ver, çalsın dursun kapıyı. Bana uyar doğrusu. Burası sonuçta o kadar da kötü değil. Yaşasın, en sevdiğim popit oyuncağım. Kelebekleri çok seviyorum. Aman tanrım, küçük bir meleği andırıyor. Selam, seni uzun zamandır görmemiştim. Nasılsın? Hadi seninle bir yürüyüşe çıkalım. Evet, güzel yürüyorsun. Sadece dünyanın çevresini yürüyerek gezebilir miyiz? Bak bebeğim, bir havuz. Ben yüzmeye bayılırım. Vay canına, susadın mı yoksa? Bir şeyler içmelisin. İşte nasıl geldi, iyi mi?
Ah, olamaz. Nereye gitti şimdi bu? Ah, şu taraftaymış. Onu en son gördüğümden beri bu kadar büyüdüğüne inanamıyorum. Bebek. Bu artık o kadar eğlenceli değil. Aa, şuna bak. Orada bir top var. Üstelik güzel de topmuş. Bayıldım. Ah, rengi kırmızı ve mavi. Hey, gel buraya bakayım. Top. Yuvarlanıp durmayı kes. Seninle oynamak istiyorum. Vay canına. Bak, bu ağaç ne kadar yüksekmiş. Boyu ta oralara kadar uzanıyor. Bu gördüğüm en iyi ağaç. Ağaç ağaç, bahsederim, seni sallayabilirim. Şaka şaka. Bu kitaba hayran oldum. Ha? Bir dakika. Şimdi nereye gitti? Kızım nerede? Olamaz, olamaz. Kayboldu. Hiçbir yerde göremiyorum. Oyuncak bebeği burada. Aha, ama onu her yere götürürdü. Neredesin kızım? Neredesin? Ha, merhaba. Burada küçük bir kız gördünüz mü? Ha, buna benziyor. Çok şirindir. Aa, üzgünüz. Onu hiç buralarda görmedik. Nereye gitti ki bu? Aha, telefonum çalıyor. Alo? Evet, evet, aman tanrım, çok teşekkür ederim. Of, nerede benim kızım? Ah, meleğim, biricik aşkım, annen seni her yerde aradı. Merhaba anne. Onu geri getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bana nasıl ulaştınız? Bileziğinde yazıyordu, sadece o numarayı aradım. Ah, aman tanrım, bileziği unutmuşum. Biraz misina ile birkaç boncuk aldım. Kartlar daha güzel görünmesini sağlıyor. Sonra telefon numarasını ekledim. Son olarak da ismini ve birkaç kalp daha ekledim. Enimi bana getirdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. İyi günler. Eni, kahramanımıza el salla hadi. Hala tam olmadı. Çok daha iyi. Geriye sadece yerler kaldı. Ne? Bir sürü saç var burada. Ah, çok iğrenç. Ah, neredeyse kusacağım. Bu yeni sos lezzetliymiş. Nasıl geldi buraya? İştahım kaçtı bir anda. Aa, bu da nedir böyle? İmkansız bir şey. Nasıl bu kadar çok saç olabilir ki? Sanki tüy döken bir canavarla yaşıyorum. Bunun sonu gelecek mi? Saçlar buraya kadar devam ediyor. Eninin odası mı? Bu işin kaynağına iniyorum şimdi. Bu saç felaketi sona ermek üzere. Eni... Ne? Lütfen öyle olmadığını söyle. Bunu yapan en iyiymiş. Sonu gelmeyen saç dökücü makine. En iyi. Her yere saçlarını dökmüşsün. Gördün mü? Anne, sen aklını falan mı yitirdin? Hayır, sen yitirdin. Yani daha çok saçlarını. Saçların fırçaya takılıp duruyor. Bu saçları fırçadan nasıl ayıracağım? Sanırım buna bir çözüm bulabilirim. Oradaki tarak mı? Saçları toplamak için onu kullan. Saç hemen geliyor, gördün mü tatlım? Vay canına, bunun işe yarayacağına inanamıyorum. Bir şey unutmuyor musun? Bu her şeyi değiştiriyor. İşte bu yüzden bana süper anne diyorlar. İsmim neredeyse bitti. Kalemim kırıldı. Belki yalasam? İşe yaramadı. Bu çok sinir bozucu. Aptal kalem, resmimi bitirmek istiyorum. Dikkat et tatlım. Pembeyi deneyeyim bari. Bu da çizmiyor. Ah, az kaldı çarpıyordu. Yeter ama. Ne oldu? Resmimi bitiremiyorum. Kalemlerim çizmiyor. Ah, bu gerçekten de bir sorun. Acaba bir şey yapabilir miyim? Buldum. Annen her şeyi düzeltecek. Çabuk ol. Bir ıslak mendil al ve katla. Sonra mendili bir parça yapışkan bantın ucuna yerleştir. Mendilin üstüne de bir pamuklu çubuk koy. Sonra da rulo yap. Çubuğun pamuklu uçları dışarıda olmalı. Banda kadar sar ve kes. Şimdi çubuğun pamuklu kısmına renkli mürekkep damlat. Islak mendil mürekkebi emecek. İşte çabuk ve kolay bir kalem. Al tatlım. Vay canına, tekrar resim yapabiliyorum. Sağ ol anne, bu harika. Güneşte çizeceğim. Bu harika canım. Bu çok eğlenceli. Ay canına, acaba benim de saçlarım böyle bukle bukle olur mu?
Bunu öğrenmenin tek yolu var. 1, 2, 3, 4. Hala dümdüz. Bütün hepsini bir anda yapacağım. 1, 2, 3, 4. Pekala, bu durumda bir saç bandı kullanacağım. Bunun kesin işe yarıyor olması lazım. Ve örgüler de aynısını yapacak. Çok sıkı tutturursam iyi olur. Çok hoş olmadı ama her neyse. Benim hiçbir zaman dergideki gibi müthiş saçlarım olmayacak. Niye ağlıyorsun Annie? Onun gibi güzel olmak istiyorum. Bukleler benim hiçbir zaman güçlü yanım olmadı ama sanırım bir şeyler yapabilirim. Öncelikle saçlarını şöyle güzel taramamız lazım. Sonra böyle ve böyle kıvırıyoruz. Eyvah. Canım yanıyor baba. Olamaz. Neyse yenileri çıkar. Bir dakika, buldum. Öncelikle bir tutam saç alıp su püskürtüyoruz. Sonra fırçanın tutulan kısmını saç kıvırıcısı gibi kullanıyoruz. Böyle en yukarıya kadar gidiyoruz. Hoş geldiniz bukleler. Vay canına. Kimin sıcakmaşaya ihtiyacı var ki? Böylece sıcakta saçlara zarar vermez. Teşekkürler babacığım. Bunu çözdüğümüzde çok sevindim. Ne rahatladım ama. Bugün hava çok sıcak. Artık yeter, klimayı açıyorum. Başka seçeneğim kalmadı. Of, ne şanssızlık. Hadi ben de yelpazeyle serinlerim. Vay canına, neler oluyor? Şerra, sana neler oldu? Çok fena yanmışsın. Aman tanrım, hadi otur şuraya, yerime geç. Of, çok acı verici görünüyor. Dur, seni şöyle serinleteyim. Hayır Esi, işe yaramıyor. Azıcık da olsa işe yaramıyor mu? Bir dakika, hemen dönerim. Burada Şerra'ya yardımı olabilecek bir şeyler olmalı. Bu buz torbası işi görür. Hadi bakalım. Şerra, sana biraz buz getirdim. Yanıklarına iyi gelebilir. Esi, sana hiçbir şeyin işe yaramayacağını söylemiştim. O zaman bir düşüneyim. Belki Şerra'nın kendisi dondurucuya girmeli. Yok, öyle olmaz. Pekala, çantasında plajda kullandığı havlusu var. Bir dakika, buldum. Çok acı çekiyorum. Tamam, şimdi bu havluyu biraz ıslatalım. İşte oldu. Islandığına göre artık bunu dondurucuya atabilirim. Şimdi yapmamız gereken havlunun donmasını beklemek. Tamam, bu kadar yeter. Bir bakalım nasıl olmuş. Evet, havlu güzel donmuş ama kaskatı olmamış. Mükemmel. Şerol, bu sefer daha iyi bir çareyle döndüm. Şimdi havluyu böyle açıyoruz. Pekala, bir bakalım. Bunu üstüne saralım şimdi. Çok soğuk. Harika. Şimdi kendini çok daha iyi hissediyorsun değil mi? Kendimi mükemmel hissediyorum. Çok sağ ol, harikasın. Harika. Bu arada bir tane de kendim için yapmıştım. Çünkü burası hala çok sıcak. İşte lezzetler, iştelerin tatlım. Unutma, hepsini yemen gerekiyor. Bana güvenebilirsin babacığım. Bunu yapmaya hazır mısın Dolly? Vay canına, harika dans ediyorsun. Çok zarifsin. Keşke ben de böyle dans edebilsem. Nasıl başın dönmüyor senin? Sanırım bu kadar yeter. Seni izlemek bile beni acıktırdı. Nefise, çok güzelmiş bu işteler. Pekala Dolly, sıra sende. Hadi dönmeye devam et. Nihayet eve geldim. Müthiş bir maçtı gerçekten. Şimdi dinlenmem lazım. Önce şu ayakkabılardan kurtulayım. Çok iyi geldi. Artık biraz kestirebilirim. Bir dakika, peynir kokusu mu bu? Burun deliklerim yandı resmen. Sanırım sebebini buldum. Bu çorapları çıkartmalıyız. Annesinin bunu görmemesi lazım. Yok artık, şaka mı bu? Böceğin ne işi var burada? Evcil hayvana izin yok demiştim sana. Kim bilir bunun altında neler bulacağım. Bu daha da kötüymüş. İğrenç. Nasıl oldu ki bu? Doğrusu hiç öğrenmek istemiyorum. Bunu nasıl halledeceğimi biliyorum. Hadi sen benimle geliyorsun. Bu çorabın içini sabunla doldurdum. Betty'nin ayaklarını bu sabunun içine daldıracağım. Daha sonra temizlenip durulanmaları için bu plastik botu kullanacağım. Umarım su yeterince ılıktır. Tamam, bu kadar yeter. Şimdi yatağa dönüyoruz. Vay canına, ne güzel temizlenmişler. Tek bir leke yok. Şimdi üstünü güzelce örtelim, tamamdır. İyi uykular tatlım. Ne gündü ama. Hadi şuradan çıkalım. Şedevi uyandırma sakın. Artık oyun zamanı. Hadi yapalım şunu. Hayır, öyle yapma. Ben ne yaptığımı biliyorum. Bırak da istediğim gibi oynayayım. Dikkat et.
Yaşasın, başardık. Çok hadi kanka. Bu harika bir şey. Oh, çok eğleniyorum. Düşünmediğini sakın. Vay canına, o da dönüyor. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Bence yapmamalıyız. Yoksa yapalım mı? Hadi, çok eğlenceli olacak. Bir de neler olduğunu hiç anlamayacak. Bence biraz yenilenme ihtiyacı var. Yıldızlar pırıl pırıl parlamasını sağlayacak. Vay canına, harika bir iş çıkardık. Aferin bize. Hadi, gece daha yeni başlıyor. Artık yola çıkıyoruz. Bunu hep yapmak istemişimdir. Sıkı tutun. Yalnız ben biraz zorlanabilirim. Sonuçta benim sürücü ehliyetim yok. Bir dakika, bunu şimdi mi söylüyorsun? Aman tanrım, bu harika bir şey. Hadi daha hızlı, daha hızlı. Hadi gaza bas. Sen daha hiçbir şey görmedin. İşte ben de bundan bahsediyordum. Neredeyse kusacağım ama diğer yandan bayıldım. Gecenin bitmesini hiç istemiyorum. Artık yatağa dönsek iyi olur. Evet, ben de çok yoruldum. Eskisi kadar genç değilim. Bütün gece eğlendiğimiz zamanları hatırlıyor musun? Evet, ne güzel zamanlardı. Sabah mı olmuş? Ah, çok acayip rüyalar gördüm. Rüyamda oyuncak bebeklerimin canlandığını gördüm. Bir dakika, ne? Dün gece neler oldu? Herhalde bir rüyaydı değil mi? Ben neden bahsediyorum? Tabii ki öyleydi. Şunları yıkayıp çıkarsam iyi olacak. Koş, koş, koş. Hayır, pas verme. Neden böyle oynuyorlar ki? Merhaba baba, hadi oynayalım. Şimdi olmaz tatlım, bu maç çok önemli. Hadi ama seninle hiç oynamıyoruz. Ah, havayı görüyor musun? Dışarı çıkamayız, fırtına var. Ah, olamaz. Ben de bunu dört gözle bekliyordum. Üzgün ufaklık, belki bir dahaki sefere. Ah, gol kaçırdık. Babam maç yüzünden benimle daha az vakit geçiriyor. Bu haksızlık, sanırım yine duvarla oynayacağım. Oh, güzel yakaladım. Baba şuna bak. Beti vuruyor ve ıskalıyor. Ah, dikkat et. O an canına zor bir atıştı. Bunun nasıl olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Hadi pas ver, koş. Hayır. Oh. Of, kesin bir yerleri şişecek. Ha, ne oldu böyle? Havadan uçan bir şey hatırlıyorum ve sonra boom. Bir dakika, şuranın haline bak. Buna inanamıyorum. Betty, bunu sen mi yaptın? Annen bu işe çok kızacak. Her yeri mahvetmişsin. Aa, Betty burada değil ki. Oo. Bir dahaki sefere dışarıda oyna. Hava hala berbat. Ama sorun değil. Bu şemsiyeyi kullanabilirsin. Aa, belki de kullanamazsın. Bu çöpe gidiyor. Bir dakika, harika bir fikrim var. Orada beni bekle. Yalnız birkaç değişiklik yapmam gerekiyor. Makas. Ah, dur ya, bakalım, iyi şanslar. Umarım işe yarar. Şimdi bant, derhal. Geliyor babacığım, devam et. Bence bu işimizi görür. Vay canına, muhteşem oldu. Hadi bunu bir dene. Oh, ne güzel olmuş. Aynı şeyleri giydik bak. Oynamaya hazır mısın? Hem de nasıl. Hadi o zaman. Ha, bu zormuş. Harika gidiyorsun. Sağ ol. Devam et. Daha ne kadar var? Yandığını hisset. Buna bakmıyor musun? Şimdi bir hamburger isterdim. Ah, ben bittim. İyi dayandın. Bir daha asla egzersiz yapmam. Bu arada sıvı almak önemli. Uf, tazelenmem lazım. Ve benim de o suya ihtiyacım var. Ha? Buraya yapışmışım. Son tarzım bu mu? Bundan nasıl kurtulacağım? En azından her zaman üstüne oturabileceğim bir şeyin olacak. Hiç komik değil. Öyle, inan bana. Bir dakika. Benim de biraz deodorant kullanmam lazım. Ama önce bu sandalyeden kurtulmalıyım. Bırak beni. Ah, sonunda özgürüm. Versene şunu bana. Bence lütfen diyebilirdin. Her neyse işte. Bacaklarıma deodorant sıkacağım. Bu bacaklarıma sandalye yapışmasını önleyecektir. Tamam, şimdi bir deneyelim. Şu ana kadar gayet iyi gitti. İşe yaradı. Ben bir dahiyim. Tamam, hadi şimdi yemek yemeye gidelim. Eyvah. Evet, haklısın. Komikmiş. Yardım et. Bu harika. Çok güzel bir resim oldu. Biraz daha yeşil lazım.
Ah, minik sanatçıma bak. Selam anne. Ağlamaz. Bu neydi? Lütfen hamster olmasın. Ay, mum boyalarınmış. Yok, nasıl resim yapacağım şimdi? Tamam, annem bir şey düşünecek ya umarım. Neden bu başıma geldi? Ha, bu bir felaket. Bu kalıp işe yarayabilir. Denemeye değer. Kırık mum boyaları kalıbın içine yerleştiriyorum. Sayıları tamamen dolduruyorum. Hepsi bu kadar. Şimdi kalıbı fırına koyuyorum. Bu mumu eritecek. Sanki kek yapar gibi. Umarım işe yarar. Şimdi kalıbı fırından çıkarma zamanı. Dikkat et, sıcak. Bunları soğuduktan sonra kalıptan çıkaracağım. Eğlenceli görünüyor. Onları tabağa yerleştireyim. Umarım Cheryl'ın hoşuna gider. En sevdiğim mum boyalardı. Tamam tatlım, bak annende ne var. Bunlar mum boya mı? Aa, sayı şeklinde. Hangisinden başlayayım önce? Anne bak, farklı renkleri var. Beğendiğine sevindim. Bayıldım. Olamaz anne. Of, bir tatile ihtiyacım var. Neden? Ah, uzak dur be sen. Es şunu hadi. Tam bana doğru bakıyor. Daha sert vur. Elimden geleni yapıyorum. Yapacak tek bir şey var. Artık tek başınasın. Ne? Gel buraya. Olmaz, ben örümceklerle uğraşamam. Taksi. Umarım beni takip etmiyordur. Oh, işte olay bu. Güneş, kum, deniz ve örümcek falan da yok. Ha? İyi denemeydi ama bu işi halletmeliyiz. Ah, bunu yapmak zorunda mıyım? Bir saniye. Bu bardağı kullanabilirim. Bunu örümcek kapağına dönüştüreceğim. Evet, bu işi görür bence. Şunu ise. Artık sen benimsin örümcek. Yakaladım, o büyük bir şey. Pekala, artık gidiyorsun sen. Burada kalamazsın. Burayı aydınlatmanın zamanı geldi. Aa, böyle daha iyi. Hadi oynayalım. Rum rum rum. Merhaba Barbie. Merhaba Ken. Beraber takılalım mı? Evet tabii ki. Ah, aman tanrım, öpüşecekler. Çok romantik. Ah, kurtarın kendinizi. Bu bir canavar. Canavar mı? Hani nerede? Alın bakalım. Beni durduramazsınız. Biri bizi kurtarsın. Şimdi sizi yakalayacağım. Çok kızgınım. Siz benimsiniz artık. Hayır, onu değil. Sarışın olanı al. Patiküt. Burada neler oluyor? Sizi çıtkıralım bebekler. Şehrinizi yok edeceğim. Of, çok yoruldum. Canavar olmak zor işmiş. Ama birinin bunu yapması gerek. Mola zamanı. Demek öyle diyorsun. Ağır ol bakalım genç bayan. Bir şey unutmadın mı? Buraya bir çeki düzen vermelisin. Her zaman ortalığı dağıtıyorsun. Şuraya bak. Peki ama bu şaşıma gitmedi. Ah, bu büyük haksızlık. Bu nedir? Muhtemelen önemli bir şey değildir. Ne? Bunun üstüme mi attın sen? İşte bu da sonuncu araba. Sanırım işim bitti. Ne? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Etraf hala darmadağınık. Topla şunları hemen. Fark etmezsin diye umuyordum. Bazen çok kötü oluyorsun anneciğim. Etrafta bir sürü kağıt parçası var. Alamıyorum ki bunları. O zaman daha çok uğraş. Bir dakika. Bir fikrim var. Bu kutuyu boydan boya kesip bu şekilde açıyoruz. Şimdi kutudan küçük bir bölümünü kesiyoruz. Aynen böyle. Bu parçayı alıyoruz. Sonra bir içecek kapağına tutkal sürüp üstüne bu tahta çubuğu yapıştırıyoruz. Kutunun yan tarafına bir delik açıp çubuğu o delikten geçiriyoruz. Sonra fon kağıdından bir kare kesip üst ve altına tutkal sürüyoruz. Kağıdı kutuya yerleştirip çubuğa sarıyoruz ve üstüne başka bir kağıt yerleştirip böyle katlar yapıyoruz. Sonra kağıda küçük kesikler atıyoruz. Bu kadar yeter. Şimdi kutuyu süsleyip bu şekilde güzelleştiriyoruz. Aa, çok eğlenceli bir şey oldu. Sanırım artık hazır. Bu minik bir süpürge. Bununla kağıtları toplarsın. Bak ne yaptım. Vay canına, çok harika bir şey. Bunu sen mi yaptın? Hadi bir deneyelim. Bak kağıdı nasıl topladı. Anneciğim, bu inanılmaz bir şey. Pekala, sıra bende. Hadi göster kendini ufaklık. İşe yarıyor. Müthiş bir şey. Yok artık. Gerçekten mi? Evet, aynen öyle. Falan filan. Ah, benim maniküre ihtiyacım var. Buna inanamıyorum. Oo. Ah, merhaba anneciğim. Tamam, artık kapatsam iyi olacak. Dedikoduya bayılıyorum doğrusu. Oo, annemin telefonu. Onu almam lazım. Çok
çok yaklaştım. Hayır, öyle bir şey yapamazsın. Telefonuma dokunma sakın. Oh, bu çok iyi geldi. Şöyle çaktırmadan alsam. Şişt, rahat dur bakayım. Sadece bir kurabiye alacaktım. İşte bunu yuttu. Aldım telefonu, vay canına. Kendimi çok büyütmüş gibi hissediyorum. Evet, öyleyim. Yine çıkalım bugün. Harika bir restoran biliyorum. Uzun zamandır görüşmedik seninle. Ah, Ahmet ne yapıyor öyle? Ah, evet, oyuncak ayılarını da getir. Ah, olamaz, telefonum. İyi yakaladın anneciğim. Ben sana ne dedim? Bunu bir daha sakın yapma. Bir dakika. Aa, bir fikrim var. Bu kutuyu kullanabilirim. Evet, bu işe yarayabilir. Kutudan bir dikdörtgen kesiyoruz. Şimdi bir kalem alıp içimizdeki gizli sanatçıyı dışa vuruyoruz. Kalemle kartona bir telefon taslağı çizip çizdiklerimizi kesip ayırıyoruz. Şimdi parçaları birleştirmemiz gerekiyor. Bu parçalarla başlıyoruz. Parçanın kenarına tuşka asırıyoruz ama fazla olmasına gerek yok. Sonra çevresine de arkasına da bu parçaları yapıştırıyoruz. Güzel gidiyor. Diğer parçaya da aynısını yapıp bu iki parçayı birleştiriyoruz. Süper oldu. Ve karşınızda kapaklı bir telefon ama onu o halde bırakmayıp güzelce süslememiz lazım. Telefonumuzu pembeye boyuyoruz ama tuşları boyamamaya özen gösteriyoruz. Şimdi sıra tuşlarda. Tuşlar için parlak bir pembe kullanıyoruz. Kenarını da aynı renkte boyuyoruz. Tabii kapağını da unutmuyoruz. Meg buna bayılacak. Görünce çok şaşıracak. Bu kısmı beyaza boyuyoruz. Her noktasından dikkatlice geçiyoruz. Keşke benim de böyle bir telefonum olsaydı. Çok kıskandım şu an. Neredeyse bitirdik. Şimdi son rötuşları da yapalım. Kenarını pembeye ve parlak sarıya boyuyoruz. Bence gayet güzel oldu. Son olarak ekrana bir resim ekliyoruz. Meg, sana bir şey vermek istiyorum. Nasıl buldun bunu? Bak bakalım. Ne? Yok artık. Bu müthiş bir şey olmuş. Şimdi önemli bir telefon görüşmesi yapmam lazım. Alo, orası manikür salonu mu? Alo, aa evet. Şey, manikür yaptırmak istiyorum da. Evet, kızım ve kendim için güzel olur. Harika. Eğleniyor musun tatlım? Hem de nasıl babacığım. Hadi gidelim bir kaçı. Ah, bu da ne? Baba bir kuş üstüme pisledi. Ne? Ne dedin sen? Of, işte bu iyi olmamış. Bir bakayım. Aa babacığım, dahası da var. Ne yapacağız şimdi? Ben buraya saklanıyorum. Olmaz, ben açıkta kaldım. Bir şeyler düşünmem lazım. Hem de hemen. Bak bir çöp yığını. Ben hemen dönerim. Bakalım burada neler varmış. Tamam, bu işimizi görür. Hadi, kaybedecek zamanımız yok. Vay canına, şuna bir bak. Harika bir şey, buna bayıldım. Kuşlar artık üstüme pisleyemezler. Hadi en iyi atışınızı yapın bakalım. Ha, şuna bir bak. Of, olamaz. Resmen saldırı altındayım. Meg, beni bekle. Tatlım lütfen kımıldama yerinden. Ve sonsuza dek mutlu yaşadılar. Tatlı rüyalar tatlım. İyi geceler anneciğim. Of, bir türlü rahat edemiyorum. Olivia, ben de seni bekliyordum. Hadi biraz da eğlenelim. Ne? Hayır, olamaz. Anne, buraya gel. Sorun ne tatlım? Dolapta bir canavar var. Bir göz atayım. Bak, burada canavar falan yok. Emin misin? Ama onu gördüm. Tam oradaydı. Ve çok kötü bir canavardı. Bir dakika, o da neydi? Yine mi aynı şey anne? Canavar geri döndü. Ne oldu yine? Olivia, bunu konuşmuştuk. Aa, çok korkuyorum. Canavar diye bir şey yok tatlım. Canavarlar gerçek değildir. Hey, buraya gel. Dışarı asla çıkmam. Yorganımın altında güvendeyim. Ah tatlım. Bir dakika. Sanırım ne yapacağımı biliyorum. Sen olduğun yerde kal. İki büyük parça kartona ihtiyacımız var. Parçaların ikisini de belli bir açıyla yerleştiriyoruz. Sonra birbirlerine bantlayıp sağlamlaştırıyoruz. Bize büyük bir çarşaf lazım. Çarşafı kartonun üstüne örterek bir çadır yapıyoruz. Ama henüz işimiz bitmedi. Bu ışıkları alıp çadırımızın üstüne yerleştiriyoruz. Çadırda sıcak bir ortam yaratmak için içine bu halıyı seriyoruz. Ve ayıcığı nöbetçi olarak buraya koyup yanına arkadaşlarını getiriyoruz. Olivia'nın en sevdiği kitapları da buraya koyuyoruz. Çok sıcak bir ortam oldu bence. Tam düşündüğüm gibi. Uf, işte bitti. Olivia, şuna bak. Vay canına, müthiş. Bunu benim için mi yaptın? Teşekkürler anneciğim. İyi geceler. Bu çadır fikri güzel işe yaradı. Sonunda biraz nefes alabilirim. Artık buradan çıksam iyi olacak. Hiç ses çıkarmamam lazım. Çok az kaldı. Olamazsın. Sadece parmağım. Çok acıyor. Vay, şuna bak. Çok şık bir yer. Tam istediğim gibi. Aa, bir dakika. Hey, ne habersin? Güzel restoranmış değil mi? Ah, senin burada ne işin var? Garson. Hey, buraya gel. Spesiyalinizden istiyorum. Ben yemek istiyorum. Yolla gelsin.
Beyefendi. Aa, ne kadar dostane biri. Aa, biraz hızlandırabilir miyiz? Çok acıktım. Sonunda ilginç görünüyor. Aa, kutu yanmıyor mu? Tabii ki biliyordum. Kek. Of, enfes olmuş. Oo, atıştırma zamanı. İzninizle beyefendi. Henüz hazır sayılmaz. Çok uzun sürmeyecek. Son dokunuşlarımızı yapalım. Vay, tam bir şovmen. İnanılmaz. Kağıttan granül demek. Ha? Aa, nereye gitti acaba? Aa, dur biraz. Aa, bir şeyler oluyor. Aa! Aa, neler oluyor? Aa, merhaba. Yemek yarışmamıza hoş geldiniz. Alkış bekliyordum ama çok nezaketsizsiniz. Böyle oldu mu? Hadi başlayalım. Oh vay. Aman, bunu herkes yapabilir. Ah, öyleyse yap. Pastamı süslesem iyi olacak. Tam olarak ne yapacağımı biliyorum. Hemen geliyorum. Bu tat çok güzelmiş ve benim olacak. Kimse fark etmedi. Ah, bu ses hiç ayrı alamet değil. Oh, kurtuldum. Bunu da pastanın üstüne koyabiliriz. Harika görünüyor. Ağlamaz, beni ararlar. Hey, bu kişiyi gördün mü? Hiç sanmıyorum. Hey, çaktırma. Hiç kimse benden şüphelenmiyor. Üzgünüm, yardımcı olamayacağım. O zaman bir gizem olarak kalacak. Hala pastan yok mu? Bu hiç adil değil ama. Bunu kullanabilirim belki. Aa, bir daire haline getirelim. Pastam çok hoş görünüyor. Bir tadım yapacağım. Çok iyi. Daha fazla alacağım. Duramıyorum. Tarifini almam lazım. Gerçi özel aşçım yapar. Of, evet. Oo, şu güzelliğe bak. Gerçekten nefes kesici. Bununla bayağı gurur duyuyorum. Zaman geçiyor millet. Ah, bir hata yapmış olabilirim. Ama çok lezzetliydi. Tamamdır, bitti. Hey, onu ben yiyecektim. Aa, fakir çocuk kazandı. Ne? O benim. Aa, buna inanamıyorum. Al, senin olsun. Ah, zengin olmayı seviyorum. Al sana para, içimden geldi. Kandırdım. Neredeyse alıyordun. Bunları getirdiğime pişman oldum. Aa, yeni bir meydan okuma. Aa, aynen öyle. Hey, bir sonraki tura hazır mısınız? Güzel görünüyor değil mi? Tadı da harika. Neyi bekliyorsunuz? Ne? Oh, anladım. Al kartını. Aptallarla uğraşıyorum. Durun. Daha küçük olmalı. Ne dedi? Ah, evet evet. Bu işimizi görür. Mozzarella topuyla başlayacağım. Bana bir yaprak verebilir misin? Onur duyarım. Pardon, dalı al ya. Ah, teşekkürler. Bu bize lezzet katacak. Fesleğen ve mozzarella klasik bir kombinasyondur. Sonra şişe salam takacağım. Sonra biraz daha fesleğen, gittikçe daha da iyi oluyor. Sonunda da daha fazla peynir. Mükemmel bir atıştırmalık oldu. Ama bir sonraki seviyeye çıkaracağım. Altın her şeyi güzelleştirir. Tam bir mutfak dehasıyım. Hadi bunu da geç bakalım. Vay, etkileyiciymiş. Ha, bir fikrim var. Biraz kağıda ihtiyacım olacak. Büyük bir kağıt olsun. Parayı boşa harcıyorsun. Şimdi ne yapacaktım? Ha? Dur, bir fikrim var. Bu biraz acıtacak. Acil durumlar için bir kalem bulundururum. Tamam, başlıyoruz. Malzemelerim bunlar olacak. Biraz renk katalım. Ha, bu kazara oldu. Ha, bu ne cüret? Özür dilerim. Bu bölümü kırmızıya boyayacağım. Çok keyifli. Hem de rahatlatıcı. Şimdi daha fazla malzeme ekleyeceğim. Tam bir ziyafet. Sonra hepsini keselim. Kırt kırt kırt. Orada neler oluyor öyle? Şuna bir bak. Tam bir mangal. Dumanımız bol olsun. Onları yakmak istemem. Çok iyi piştiler. Onları tabağa koyabilirim. Bitirdim. Vay, harika görünüyor. Bir tane denemek istiyorum. Sen de benimkinden alır mısın? Kulağa adil geliyor. Aa, ilginç bir tat. Sanki kağıt gibi. Aa. Bu enfes görünüyor. Oo, ağzımda lezzet partisi. Müthiş bir şey. Ne, hepsini mi yedin? Nasıl yersin ya? Gel buraya. Beni rahat bırak. Saklanmam gerekiyor. Ah, nereye gitti bu? Öylece ortadan kayboldu. İşe yaradı. İşte buradasın. Ah, bittim ben. Kardiyodan hep nefret etmişimdir.
Oh. Yemek nerede? Hadi. Her şey yok onun o. Maalesef hayal kırıklığı. Mindy kazandı. Biliyordum ben. Yuhuu. İşimi biraz duyurmam gerekiyor. Yeni kafemiz açıldı. Aa, iyiymiş. Yeni kafemize davetlisiniz. Güzelmiş dostum. Teşekkürler. Şu tarafta kalıyor ama. Hey millet, fırsatı kaçırmayın. Aa, ver şunu. Aa, ilk ben gördüm. Bırak dedim. Bak ne yaptın. Aa, şıkmış. Biz neredeyiz? Ve ben ne giyiyorum böyle? Ben güzel görünüyorum ama. Ben bir evsiz gibi görünüyorum. Bu hiç adil değil. Ne isterdiniz? Şöyle buyurun. Spesiyalinizi istiyorum. Hemen geliyor. Afiyet olsun. Oh, güzel duruyorlar. Para ihtiyacım var. Tabii ya, ben fakirim değil mi? Denemeye değerdi ama. Hiç sanmıyorum. Çek şunu suratımdan. Şimdi ne yapacağım? Bu işe yarayabilir. Şimdi oldu işte. Teşekkürler efendim. Hemen faturanızı kesiyorum. Buyurun. Nefis bir donat geliyor. Fırından yeni çıktı. Bence bayağı seveceksiniz. Umarım granül seviyorsunuzdur. Yani bence herkes sever. Buyurun. Teşekkürler. Deneyelim. Çiğnemesi zormuş. Bu kısma bayılıyorum. neredeyiz biz? Kafam karıştı. Hey, buradayım. Yemek yarışması zamanı geldi. Keyifli bir şey olacak galiba. Hey, şuna bakın. Benim. Buyurun efendim. Hayır, ısrar ediyorum, siz alın. Lütfen sen aç. Yapamam. Şaka mı yapıyorsunuz? Kaldırın şunu hadi. Söylemesi kolay. Hadi bakalım. Pizza. Annemin yaptığı gibi. Denesene. Hiç sanmıyorum. Merhaba, ben sipariş vermek istiyorum. Geldi bile. Bunu hak ettin. Bunu da alabilirsin. Pizza en sevdiğim. Bu pizza senin mi? Çekisene ya. Bir kutu. Acaba içinde ne var? Bunu açmam gerekiyor. Hey, o benimdi. İşim önemliydi ama. Sürprizlere bayılırım. Anladım. Ne oluyor orada? Ne yapıyorsun? Özür dilerim. Hey, dikkatli olsana. Şimdi ne yapıyorsun? Çok yakında öğreneceksin. Bu karton parçasını boyamam gerekiyor. Neredeyse bitti. İşte bu işimi görür. Bir tava yaptım bak. Artık istediğim yemeği pişirebilirim. Pizza tabanım da burada. Sonra malzemelerimi de ekleyebilirim. Domateslerle başlayacağım. Büyük bir sucuk hayranıyım. Sevdiğim her şeyi koydum. Sanırım hazır. Çok sıcak. Parmaklarım. Biraz yandım. Pizzalar nerede acaba? Hemen geliyor. Ne düşünüyorsunuz? Zor bir seçim. Ama Tyler kazanıyor. Vay canına, inanamıyorum. Yapacak tek bir şey var. Gel takas edelim. Anlaştık. Arıldıyor. Peki bu Mindy kazandı demek oluyor. Biliyordum. Hiç adil değil bu. Ama bir elmasım oldu. Hazır, başla. Kazandım. Rövanş zamanı. Kaybedemiyorum. Bir daha. Öde bakalım. Bu şahane. Elegant. Ben de elegantım. Bir erişte iyi giderdi. Enfes bir makarna. Yok artık, erişte makarnam. Benim, hepsi benim. Muhteşemsin. Çok mutluyum. Ver, daha fazla ver. Hey, kes şunu ya. Pardon, üzgünüm. Aradığım şey buydu. Kutulanmış mutluluk. Çok heyecanlıyım. Sosu çıkarsam daha iyi. Bunu daha sonra kullanacağım. Baharatlar da çok önemli tabii. Hepsi buydu. Suya ihtiyacım olacak. Güzelmiş. Dökelim. Eğlenceli kısma geliyoruz. Diğer malzemeleri de ekliyorum. Her biri ayrıca önemlidir. Yemeği daha da iyi hale getirir. Sonra sos ekleyeceğim. Tadına bir canlılık katacak. Ben acıyı severim. Hepsi buydu. Şimdi bekliyoruz. Sıra bende.
Şunları alayım. Sizinle iş yapmak bir zevkti. Hadi başlayalım. Bir makarna makinesi gerekecek. Bana şans dile. Oo, çalıştı. Küçük makarna parçalarım oldu. Dolguya ihtiyacım var. Mücevherler koyacağım. Üzerini de makarna ile kapatacağım. Sonra sıkıp bir araya getireceğim. Pişirme zamanı. Bana sıcak su dolu bir tencere lazım. Çok uzun sürmeyecektir. Yemek yapmak gerçekten çok eğlenceli. Daha sık yapmalıyım. Biraz da karıştırayım yapışmasınlar. Makarnam hazır olmalı. Hmm, şuna bak. Yemeği tabağa koyacağım. Ah, ağzım sulandı. Yumurta da gerekiyor. Karidese ne dersin? Yeşillikleri de unutmayalım. Sunum her şey demektir. Tam bir sanat eseri. Makarnam pişti. Bir tane deneyeceğim. Hmm, çok lezzetli. Harika olmuş. Bu müthiş kokuyor. Oh, gerçekten öyle. Çok zor bir karar. Ah, bilemiyorum. Ah, Tyler kazandı yine. Ben mi? Vay! Dünyanın en iyi şefiyim. Hadi yiyelim. Durun berabere. Elinize sağlık. Ah, duydun mu? Çak bir beşlik. Yuhuu! Daha fazla harika video için beğenin ve abone olun.